Ankara'dan iyi akşamlar. Size söylenenlerden ya da okuduklarınızdan daha fazlasını, olan bitenin perde arkasını vaat eden programa, Siyasi İşlere hoş geldiniz. Gündemimiz bir hayli yoğun. Bir numaralı başlık elbette Zeytin Dalı Harekatı. Harekatta en kritik noktaya gelindi. Türk Silahlı Kuvvetleri bugün yaptığı bir açıklamayla Afrin kent merkezinin kuşatıldığını duyurdu. Tabii bundan sonrası çok daha önemli. Çünkü Afrin çevresindeki yerleşim birimlerinde sivil halkın Afrin kent merkezine taşındığını biliyoruz. PYD, YPG, terör örgütü sivillerin kent merkezinden çıkışını engelliyor. Onları canlı kalkan olarak kullanacak. Yani bu dakikadan itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her zamankinden daha dikkatli davranması gerekiyor. Bunun için de zaten Ankara'da en başından beri gerekli planlamalar yapılmakta. Zeytin Dalı Harekatı'nda gelinen nokta ne? Sahadaki son durum, Afrin'de olan bitenler, hepsini konuşacağız. Ve tabii Afrin sonrası demişken Manbij önemli. Zira Manbij konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile anlaşma sağlandı. YPG, PYD kenti terk edecek derken Washington'dan bugün çok önemli bir gelişmenin haberi geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı değişti. Bir tweetle duyurduk biz bunu. Trump bir tweetle duyurdu. Tillerson'ın yerine CIA direktörü Pompeo geldi. Peki bu değişiklik normalleşme sürecine giren ABD-Türkiye ilişkilerini nasıl etkiler? Manbij konusunda yapılan anlaşma hala masada mı yoksa değil mi? Pompeo nasıl bir etki yaratır? Hepsini konuşacağız. Tabii içeri baktığımızda siyasette de gündem bir hayli yoğun. İttifak tasarısı vardı. Genel kurulda olaylı geçen bir süreç sonucunda yasalaştı. Ana muhalefetin itirazı var. İttifakı konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar, yaptığı bir hareket, Bozkurt Hareketi çok konuşuluyor. Bunun yanında İslam'da güncelleme tartışması başlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan. O konuda tabii çok konuşulmakta, tartışılmakta. Biz de bu akşam siyasi işlerde konuşacağız. 3 Ankara temsilcisi karşımda, yayın için hazır. Okan Müderrisoğlu, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serpil Çevikcan, Milliyet Gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Mustafa Kartoğlu, Star Gazetesi Ankara temsilcisi, hoş geldiniz siyasi işlere. Şimdi teşekkür ederim. Bir son dakika gelişmesi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı bir açıklama. Zeytin Dalı Harekatı'nda bir askerimiz şehit düştü. Buradan Allah rahmet eylesin diyelim. Yakınlarına sabır dileyelim. Zor şartlarda görev yapıyor askerlerimiz. Onlara da buradan bir selam iletelim. Şimdi Zeytin Dalı'nı konuşacağız tabii ki ama sıcak gelişme Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen haber. Bir tweetle tüm dünya duydu. Başkan Trump Tillerson'ı görevden aldım, yerine CIA direktörü göreve getirdim dedi. Okan Müderrisoğlu, sizinle başlayalım. Bu değişiklik hani tam da işte normalleşme sürecine girmiş iki ülke ilişkilerini nasıl etkiler? Şimdi bundan sonrası kritik. Şöyle kritik. CIA direktörü Mike Pompeo bugün Türkiye'nin özellikle Fırat'ın doğusunda çözmeye çalıştığı, Amerika Birleşik Devletleri'yle mesafe almaya çalıştığı temel problem. Yani YPG, PYD unsurlarının Amerika Birleşik Devletleri için sözde operasyonel ortak, yani DAEŞ'e karşı mücadelenin kara gücü karakteristiğine büründürülmesinin tüm altyapısını kuran isim. Daha sonra uygulamayı CENTCOM'a, yani Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'na devreden isim. Dolayısıyla Pompeo'nun bölgeye bakışını farklı değerlendirmek zorundayız. Yani sahadan yansıyan yapının mimarı. Bravo. Bir anlamda. Bravo. Çok daha güzel bir özet oldu. Şimdi Rex Tillerson'ın daha diplomasiyi tercih eden bir isim karakteristiğini de bu hesaba kattığımızda ve yine farklı çok sayıda unsur var. Amerikan iş politikasından kaynaklanan, başkan hakkında moron iddiasına varıncaya kadarki ifadeleri Tillerson'ın. Ama asıl problematik içinde İran ve Kuzey Kore'ye ilişkin yaklaşımın ağır bastığı söyleniyor. O zaman bu yine Türkiye açısından hassas bir konu. Çünkü bugün Suriye'nin kuzeyinde Amerika Birleşik Devletleri eliyle oluşturulmak istenen devlet altı yapı, şimdilik devlet altı yapı diyebileceğimiz YPG, PYD terör örgütü karakteristiğindeki o bölgesel hakimiyetin İran'a karşı bir yeni tampon bölge kimliğini mutlak olarak kazanabileceğini de işaret ediyor. Ve tam da Türkiye için hassas bölge olan ve nüfusunun, merkezi nüfusunun Arap olduğu Manbij'den YPG unsurlarının, yani terör unsurlarının çekileceği
ve bölgenin idaresinin Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir süre yürütüleceği ve asli sahipleri Membiç'te yeniden hakimiyet kurup orada istikrarı sağlayıncaya kadar ki bir geçiş dönemi üzerinde mutabakata varıldığı sırada. Hı hı. Şimdi bu Türkiye açısından Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı'nın 19 Mart'ta Washington'da yapması planlanan görüşmeyi ve 8-9 Mart'ta diplomatlar ve teknisyenler düzeyinde DC'de yani Washington'da yapılan görüşmelerin nihai aşamaya erdirilmesine ilişkin bu hamleyi de öteleyebilecek ve geciktirebilecek. O yüzden biraz sonra değiniriz. Türkiye'nin artık Afrin'de elini çabuk tutması ve neticelendirmesi gibi bir baskıyla da karşı karşıya kalabileceğini öngörüyorum. Bir son not söyleyeyim. Sonra arkadaşlara da belki katkı olabilir. Pompeo'nun da dilinden Türkiye'de en iyi anlayan isim doğal olarak MİT Müsteşarı Sayın Hakan Fidan. Doğrusal teması vardı. Tabii ki iki istihbarat başkanı arasında bir diyalog olması gerekebilir. Ama stratejik konuya, bölgeye bakış üzerinde de ciddi görüşmeler yapmış ve karşılıklı pozisyonlarını bir şekilde sabitlemiş iki isimden söz ediyoruz. Dolayısıyla Sayın Fidan'ın bugün Türkiye'nin bölgede yürüttüğü diplomasiyi daha etkin ve kalıcı kılabilecek aşamaya taşıması noktasında da ciddi bir inisiyatifi katkısı olabilir eğer arzu edilirse. Bu benim öngörüm tabii ki. Hatta Hakan Fidan'la MİT Müsteşarı'yla Türkiye'nin 15 Temmuz öncesi ve sonrası yaptığı bazı kritik operasyonlar FETÖ'ye dönük. Ayrıca bir takım terör unsurlarına önemli isimlere, kritik isimlere, şimdi burada çok yoğun isimler saymayalım, yaptığı operasyonlardan sonra tebrik için aradığı bir isim Hakan Fidan Pompeo'nun. Yani aslında ilişki, hani Pompeo konusunda Rex Tillerson'ın görevden alınması kararından sonra Pompeo ile ilgili hani Türkiye hafızası çok iyi olmadığı için tabii. Bir takım hani ilişkilerde bu arada ben doğrudan girmiş oldum. Devam ediyorum yok, Ahmet. Gayet güzel, evet. Yok ama doğru yani şimdi evet. Yani bize hep böyle oluyor. Yani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii kişiler değişebilir ama politikalar evet. Değişir mi değişmez evet. Mi? Yani bir değişiklik olunca acaba Türkiye'ye bakışı, yaklaşımı nasıl? Etkiler bu ister istemez. Zoraki evet. Zoraki bir diplomasi başlamıştı. Şimdi şöyle tabii Okan şöyle de bakmak lazım. Yani sonuç olarak Amerika ile Türkiye arasındaki ilişkilerin kriz noktaları, özellikle Suriye üzerinde kriz noktaları kişilerle kurduğu ilişkilerle izale edilebilecek boyutta o kadar küçük, hafif alınacak şeylerde. Örneğin YPG konusunda Pompeo da gelse, Tillerson da gelse, alakasız bir isim de gelse bir şey değişmeyecek. Çünkü Amerika'nın YPG politikası değişmiyor. O açıdan baktığınızda bu politika değişmez ama diplomaside bazı direkt temaslar, kontaklar sonuç alıcı olabiliyor. Şimdi mesela Tillerson geldi. 3,5 saat Sayın Cumhurbaşkanı'yla bir araya geldiler, görüştüler. Sonrasında Sayın Dışişleri Bakanı'yla, sonrasında mekanizma kuruldu, çalışıldı. Şimdi 3,5 saat baş başa konuşulmuş. Bir anlamda hassasiyetler karşılıklı dile getirilmiş. Şimdi o Dışişleri Bakanı artık şimdi yok. Onun yerine bambaşka bir isim tabii, var. Rex Tillerson. Aynı hassasiyetlerden ne kadar haberdar, ne tabii, kadar farkında. Şimdi Tillerson'da o zaman Tillerson'ın kim olduğuna baktığınızda da o zaman diyebilirsiniz ki Irak sahasını çok iyi bilen, işte bir zamanlar CEO'su olduğu şirket vesilesiyle Irak sahasını tabii, çok iyi bilen ama petrol evet. İşte fakat Suriye konusunda o kadar hakim olmayan, aynı zamanda bir ticaret adamı, tüccar bir isim, bir CEO. Ama Pompeo da bir asker. Özellikle de Suriye sahasını, Okan'ın altını çizdiği gibi operasyonel faaliyetleri, Orta Doğu'daki operasyonel askeri faaliyetleri çok iyi bilen, bunların altyapısının oluşturulmasında etkin isimlerden biri. Öyle baktığınızda bardağın ne tarafına baktığınıza bağlı. Bilmesi bizim kendi tezlerimizi kabul ettirmemiz açısından bir fırsat da olabilir. Tam tersine Amerika'nın mevcut YPG politikasının daha katılaşmasına, kemikleşmesine neden olabilir. Bu bağlamda ilişkiler çok önemli. Fakat Pompeo'nun asıl üzerinde durulması gereken yönlerinden bir tanesi maalesef Türkiye'deki hani kendi alanının dışındaki konularda yaptığı yorumlardaki sakatlık. Yani 15 Temmuz'un FETÖ darbesinin ertesi günü attığı tweet. Totaliter İslamcı diktatörlük demesi Türkiye'ye ya da Türkiye ancak İran kadar demokratik olabilir gibi tweetleri ya da Türkiye özellikle Sayın Cumhurbaşkanı devlet yetkilileri bu İslam'la terörü bir araya getirmeyin. İslamcı terörizm olmaz.
teröristtir yaklaşımın taban tabana zıt, işte İslamcı terörizmi her konuşmasında Orta Doğu ile ilgili kullanan bir isim. Böyle baktığınız zaman örneğin bir Rex Tillerson Erdoğan görüşmesindeki o nispeten birbirini anlayabilir, birbirine karşı işte o sempatik yaklaşımı kurabilir ikiliden, işte İslamcı totaliter, İslamcı diktatörlük diyen bir adamla karşı karşıya gelmek noktasına gelir. O açılardan baktığınızda önemli olabilir ama ben Membiç konusunda, YPG'nin Fırat'ın doğusuna gönderilmesi, çekilmesi konusundaki Dışişleri Bakanı'yla olası bu 19 Mart görüşmesinin Tillerson görüşmesinden farklı bir atmosfer, farklı gerçekleşirse tabii. Ki dışişlerinden ben gelirken aldığım bilgi bunun gerçekleşmesini Türk tarafı en azından istiyor. Tezleri bir de yeni Dışişleri Bakanı'na hemen sıcağı sıcağına anlatmak için gerçekleşirse o görüşmenin Tillerson görüşmesi den farklı bir fazda, farklı bir atmosferde gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Şimdi Mustafa, ne olabilir o faz? Şimdi baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri, Washington'la ilgili yapılan yorumlarda hep şöyle bir değerlendirme öne çıkıyordu. İşte Beyaz Saray ya da işte diplomatlar farklı konuşuyor. Güvenlik bürokrasisi, işte Savunma Bakanlığı, Pentagon, işte CENTCOM bambaşka konuşuyor. Yani askerler ve politikacılar iki ayrı kanat olarak bakılıyordu ve işte birbiriyle çatışıyor söylemleri. Şimdi baktığımızda Dışişleri Bakanlığı'na asker kökenli bir isim geliyor. Şimdi hani tırnak içinde söyleyeyim, o politika ya da Beyaz Saray ya da daha makul kanattan bir kale düşmüş olarak mı görmek gerekir? Ne dersin? Şöyle, tabii o meşhur deyimle söyleyeyim mi? Pompeo bir Rex değil. Bu pozitif yönde diplomasi üzerinden bu işi halledelim, çözelim gayreti çok net gözlemleniyordu. Dışişleri Bakanı'nın defalarca yani hakikaten belli ki adam, o da ben onunla konuşmayı tercih ederim diyor. Yani o da o yaklaşımda. Fakat iyi konuşan ama iş çözemeyen birisi varsa o zaman yapılacak bir şey yok. Şimdi burada sanki sorunu, belki sebebi, belki kaynağı, belki sorunda daha parmağı olan birisi ya da en azından ne olduğunu bilen birisi, inşasında bulunmuş birisi çözümün bir parçası olmakla karşı karşıya şu anda. Bunun belki iyi tarafı bürokrasisine daha çok sözü geçecek bir Dışişleri Bakanı bunun, geldi. Evet, bunun iyi bir tarafı var yani potansiyel olarak. Şimdi bugün Dışişleri Bakanı'na sormuş, birlikte onu takip eden arkadaşlarımız, onun röportajı yayınlandı bugün bir kısmı gazete, televizyonlarda. O da bu şeyle ilgili, herkesin farklı, her kafadan farklı ses çıkmasıyla ilgili, biz daha önce de burada dile getirmiştik diye hatırlıyorum. Bu komisyonlar, üç ayrı komisyon. İçinde askerlerin, istihbaratçıların ve diplomatların bulunduğu bir komisyon. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin o çok ses çıkan her kafa ilk defa bir masaya oturuyor. Bunun Amerika'ya da faydası olur diye. Şimdi o çok başlılığın azaldığını da söylemiş. Çok önemli kısmı olmadığı için tek televizyonlarda bugün girmedi ama sorunun cevabı olarak iyi denk geldi. Şimdi bir gittikçe azalıyor. Bir eski asker, istihbaratçı, bu sahayı bilen, sahada çalışanları da bilen, ya biz diyoruz ama yapmıyorlar diyebilecek bir ya da böyle bir mazereti kullanabilecek birisi değil. O bakımdan işe yarayabilir tırnak içinde. Dışlerinden de bu randevunun gerçekleşmesine bir mani olmadığı yönünde bir anlayış var. Yani biz gideriz diyorlar. Yani bütününü bozmayayım. Bir bilgi notu geldi. Hani sadece bir dikkat çekeyim. Doğruluğunu şu anda teyit etmemekle birlikte. Pompeo'nun Senato'dan onay alması gerektiği, bunun en erken Nisan ayında olabileceği, dolayısıyla Mart ayındaki görüşmenin en erken Nisan'da olabileceğine ilişkin olarak sadece bir pencere açıldı. Evet, bu belki erteleme için bir gerekçe olarak düşünülebilir. Yoksa hani konulara hakim olmak bakımından hani çok da bir sıkıntı, bir sıkıntı yoktu ama bir komite toplantısı teknik bir şey, yani aslında görevde olmayan bir bakanla konuşmanın da çok bir manası yoktur nokta koymak açısından. Çünkü şu anda orada bir yol haritası hazırlanıyor. O yol haritası somut sonuçlarla takip edilecek bir harita. Dolayısıyla da iki bakanın bunu takip edecek adamlar olması lazım. Evet. O yüzden dediği önemli. Fakat benim de aklıma, tabii bundan dolayı bakan değişmiştir demiyorum ama yani geçen yayında paylaşmıştım. Kanaat nedir burada, ne bekleniyor oradan diye.
Ya bunların derdi bizi oyalamak da buna izin vermeyeceğiz. Şimdi hakikaten sanki baktık başka yer bulamadık, bari bakanı değiştirelim, biraz zaman kazanalım yahut oyalayalım. Şimdi hakikaten işin latife ya da espri diyeceğimiz kısmı bir yana, bir bahane bulmuş oldular yalnız. Yani bunu geciktirmeyi uzun zamandır istiyorlardı. Çünkü orada bir yol haritasının neredeyse taşları döşendi. Okan'ın hani bir mutabakat dediği şey, bir nüfus dengesi, onu geçen hafta açıklamıştı bakan. Savaştan önceki nüfus dengesine göre yönetim oralarda olacak. Güvenliği de Türkiye ve Amerika sağlayacak. Münbiç bir örnek olacak demiştik. Çünkü Münbiç'te yaptığını başka bir yerde yapmazsa manası yok. Her yerde ayrı formül bulamazsın. Peki, Münbiç bir örnek olacak derken, evet, yani bir yönetim doğusu, örneği. Bundan sonrası için. Tabii. Fırat'ın doğusu için bir örnek olacak. Rakka yani için. Orada Rakka için başka. Yani nüfus kimlerden oluşuyordu iç savaştan önce? Arap. Oranlarına göre. Bunun hepsinin kayıtları var. O oran nerede bunlar? Araplar nerede? Yani PKK, PYD'nin kovduğu insanlar nerede? Çoğu Türkiye'de. Bunlar bir geri dönecek. Dönene kadar onlar tabii yönetimi, güvenliği sağlayacak durumda değiller. Bunu sağlayana kadar da Türkiye ve Amerika burayı kontrol edecek. Şimdi sadece Membiç değil, ondan önce aynı zamanda birbirine paralel bir biçimde Türkiye'de hem Elbap çevresinde, Fırat Kalkanı bölgesinde, hem de Afrin'de belki ikisinin de yönetimini birleştirerek, o da orada, Türkiye'de orada bir yönetim biçimi ortaya koyacak. Dolayısıyla o çok önemli, çok kritik bir süreçti. Bu şekilde bir ertelemeye ya da bir toparlamaya maruz kalması son derece can sıkıcı. Evet, bir sıcak gelişme, Rex Tillerson şu anda bir basın toplantısı düzenliyor. Önemli bir ayrıntı. 31 Mart'a kadar görevimin başındayım diyor. Ama şimdi, işte Mustafa'nın dediği gibi bir topal ördekle ne kadar şey konuşabilirsiniz? Yine de tabii bir konuşma yapalım, görüşmeyi derseniz bizimkiler herhalde tabii ki yani bu Sayın Dışişleri Bakanı'nın arzu ettiği bir husus, Amerikalıları hiç olmazsa bir zeminde tutmak için. Hı-hı. Fakat müsaadenle sadece 4 cümle okuyacağım çok hızlı bir şekilde. Bu Membiç mutabakatını biraz sonra Afrin'e de gireceğimiz için belki o anlamda değerli buluyorum. Şimdi bugün Membiç mutabakatı olarak yansıtılan çerçeveyi de çok abartmamak lazım. Önemli bir gelişme ama çok dikkatli olmamız gerekiyor. Sebebi şu. Şimdi aslında bütün bunlar 19 ay önce olması gerekenlerdi. Dolayısıyla zaten olması gerekene 19 ay sonra varmış olmayı, yani Türkiye açısından önemli kabul etmekle birlikte her şey de oldu ve artık önümüze bakabiliriz gibi de rahat bir şekilde değerlendirmemek lazım. Sebep 24 Ağustos 2016 dönemin Amerikan Başkanı Joe Biden. YPG Suriye'de nehrin öbür tarafına, yani Fırat'ın doğusuna hiçbir şekilde geçmemelidir. Aksi takdirde Amerika tarafından desteklenmeyecektir. Hemen arkasından John Kerry dönemin Amerikan Dışişleri Bakanı. 25 Ağustos 2016 bir gün sonra. YPG, PYD güçleri Fırat'ın doğusuna çekiliyor. Eylül 2016, Londra, dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık'la yine dönemin Amerikan Savunma Bakanı Ashton Carter'ın görüşmesi. YPG Membiç'ten çıktı. Ve nihayet bütün bu YPG esprisinin, daha doğrusu YPG bana göre belasının bölgedeki zihni ve pratik aktörü eski Başkan Obama'nın, ki bugün de görevine devam ediyor, DAEŞ'la mücadele özel temsilcisi diye kendisine sıfat takılan Brett McGurk. Bugün de hala bu problemin bence buradaki tamamıyla taktisyeni ve pratisyeni. DAEŞ sonrası güvenliği korumak için yerel birimlerin eğitiminin tamamlanmasının ardından tüm YPG unsurları Membiç'ten ayrılacak, Fırat'ın doğusuna dönecek. Zaten bütün konuda bu. Yıllık yani mutabakat 350, olsa da sahada yansımadığı sürece çok... 350 ile 650 milyon dolar arasında maddi destek alabilen, 5000 tır silahla donatılmış, 30 binden az olmayacak silahlı güçle bölgeyi kontrol edecek şekilde yetiştirilmiş unsurların varlığı, yani asli unsurlar oraya döndürseniz bile silah kimin elindeyse, uluslararası destek ve para kimin elindeyse, fiilen kontrol onların elinde olur. O aşamada silahların toplanması konusunda masada yani. Şimdi Okan'ın söylediklerine birkaç katkıda bulunacağım ama sen... Yine ben bir şeyle ilgili yani şimdi evet. İşte... Ne kadar mutabakata varılsa da bir kağıda dökülse de sahada görmeden işte kabul etmemek gerekir. Peki yapılan görüşmelerde bir takvim üzerine de konuşuluyor şimdi mu? Şimdi tam onu söyleyecektim. Çok doğru bir noktaya temas ettin. Şimdi biz tabii bugün Dışişleri, Sayın Dışişleri Bakanı ve Moskova'da birlikte değiliz. Fakat tabii burada Ankara'da dışişleri kaynaklarıyla temaslarımızda öne çıkan bir durum var. Şimdi Amerika az önce arkadaşlarım da vurguladığı gibi
aslında Membiç'ten YPG'nin çekilmesi istemiyor. Hı. 2 kere 2 4. Aslında bizim Afrin'le operasyon yapmamızı da istemiyordu. Niye? İstemiyordu. Niye? YPG, çünkü YPG onun kara gücü, YPG onun piyadesi ve Fırat'ın batısında yer almasının tek şeyi, kaynağı YPG. Şimdi YPG konusunda Afrin'le operasyon istemeyen, Membiç'ten çekilmesini istemeyen YPG'nin, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin istediği tezlerine uygun bir yapılanmanın oluşmasına ne kadar izin verecektir ve bunu ne kadar takvimlendirebilir? Şimdi takvim dediğin için o konuya gelmiş. Ben bugün birkaç yetkiliyle görüşme imkanı buldum. Burada temel problemin asıl takvimlendirme ve tarihlendirme konusunda çıkacağını söylüyorlar. Yani bu konuya hazırlanıyorlar. Çünkü başından beri oyalama taktiği içindeler. İşte söylüyorum, 19 bu görüş, ortaya koyduğu bir takvim var mı? Bu görüşünü şunu söyleyeceğim. Bu görüşmeleri mesela başlangıç görüşmeleri diye nitelendirmişler. Geçtiğimiz günlerde Serdar Turgut'un yazısında bu ifadeyi gördüm. Başlangıç görüşmeleri, düşünün yani bizim YPG konusunda ne kadar aciliyet kesbettiğimizi ve ne kadar önemsediğini düşünün. Bu görüşmelerin ne şekilde tanımladıklarını düşünün. Böyle düşündüğünüzde aslında manzara iyi değil. Mesela görüşmelerde 8-9 Mart görüşmelerinde önce masaya sundukları şey Afrin'de konuşalım. Hı-hı. Afrin'de konuşalım demek, biz bunu konuşmayalım, bir dahaki görüşmede konuşuruz demek. Yani çünkü biz Afrin'de artık operasyonun sonuna gelmişiz. Kalmış burada 1,5-2 ay. İkincisi onun üzerine ikinci bir önerisi, YPG Membiç'te askeri konsey içinde bir grup olarak yer alsın. Bu demektir ki onun dayandığı nüfus popülasyonu o şeyde yer alsın. Şimdi bunları gördüğünüz zaman bu görüşmelerin de yine Amerika'nın bir oyalama taktiği çerçevesinde gelişme gösterdiğini görüyoruz. Şimdi Sayın Dışişleri Bakanı bugünkü yaptığı açıklamalar bir çerçeve çiziyor. İşte Membiç'ten YPG'liler çekilecek, Türk askeriyle Amerikan askeri sınır başta olmak üzere bir denetim konsorsiyumu tabiri caizse kuracaklar ki bunu dışişleri kaynakları bir Türk-Amerikan gözlem birliği olarak ifade ediyorlar. Yani tıpkı İdlib'deki gibi çatışmasızlık bölgesi bir gözlem birliği oluşturmak gibi. Bunlar olacak ama YPG'lileri ne kadar süre içinde nasıl çekecekler Fırat'ın doğusuna? Bu şöyle olacaksa ki Ankara'ya gelen kötü kokular öyle. 500 kişi çekelim. Sonra 300 daha çekelim. O arada görüşmelere devam edelim. O arada Türk askeriyle Amerikan askeri hangi protokol çerçevesinde sınırda ve bu gözlem birliği içinde yer alacak? Bunları bir konuşalım. Bu arada askeri konsey içinde YPG'liler 3 kişiyle, 5 kişiyle, 10 kişiyle temsil edilmeye devam etsin gibi bir planlamayla geleceklerse o zaman bir mutabakat olmaz. O oyalama taktiğinin sahada işi uzatma yöntemleri olur. Ankara'ya gelen o kokular bu yönde. O nedenle bence asıl kriz bu işin tarihlendirilmesi, takvimlendirilmesinde olacak ve bu Membiç'ten Fırat'ın doğusuna çekilmeye de öyle 2 günde, 3 günde, 1 haftada olabilecek bir mevzu olarak şu anda görülmüyor. Onunla ilgili bir ekleme yapayım mı? Başka bir konuya geçmeyeceksen. O da şu, Membiç'i toparlayalım. Toparlayalım. Sonra... Şunu şimdi gideceğini varsayar yani bu görüşmeler, çünkü bu ay sonunda bitmek zorunda. Yani bu ay sonunda bitmezse Türkiye vakit kaybediyor ve Türkiye'nin aleyhine işliyor burada takvim. Nedir mesele yani, Çavuşoğlu'nun cebinde ne var giderken? Bu iş ya şu çerçevede, konuştuğumuz çerçevede somut bir takvime bağlanacak, takvim beklentisiyle gidilecek oraya. Yani atıyorum 30-60-90 günlük izlemelerle silahlar toplanıyor, adamlar gidiyor. Nasıl gidiyor? DAEŞ nasıl gidiyorsa öyle gidiyor yani, artık nasıl gidecekse o ayrı bir bahis. Ama bu olmazsa ne olacak peki? Olmazsa Türkiye'nin takvimi devam edecek. Türkiye'nin takvimini gerçekleştirilemeyecek yahut zorlaştıracak kadar ileriye sarkıtacak bir gecikmeye tahammülü olduğunu zannetmiyorum. Cebindeki ikinci şey de o. Ha tamam, olmuyorsa biz işimize bakalım, geri dönüyoruz. Anladım. Bu rahatlık olduğu için ben biraz öyle diyorum. Yani biraz hani çok da böyle değildir tabii. Bu işler o kadar basit bir iş değil ama biraz hafif peşin satan pozisyonunda Mevlüt Çavuşoğlu. Çünkü elinde ikinci bir kart var ve onu uygulamaya sokabilir. Ama unutma, senin de önünde seçim var ve senin de tabii stratejik sıkışıklığın Amerika gibi. O yüzden kayıtlı rezervli bir cümle kurdum. Evet. Fakat bir de, öbür tarafta da şöyle bir şey var. Elbap, Afrin, coğrafyaya bakın.
İkinci aşama mesela Tel Abyad olduğundaki coğrafyaya bakın. Burası 1,5-2 ay. Tel Abyad herhalde bu kadar konuşacağımız bir zaman alacak bir yer değil. Dolayısıyla yapar mı yapar pozisyonunu sağlayan bir Afrin operasyonu, bir Zeytin Dalı operasyonu var. Peki. O da Amerika Birleşik Devletleri'nin elini biraz zorluyor. Adım atmak zorunda hissediyor kendini. Ama hakikaten bu bakan değişimini nasıl tamamlayacaklar? Rex Tillerson, biz bunu yapalım, somut sonuçları koyalım. O çalışma başlasın, sonra devam etsin diyebilecek mi hükümet? Sıfacığım, bakan değişimi Peki. mi, kan değişimi mi? Onu göreceğiz. Bakacağız. Peki ben bir şey bir nokta koyalım. Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşacağız. Zira orada önemli gelişmeler var. Artık kent merkezi kuşatıldı. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonrasını kısa bir aradan sonra konuşacağız. Siyasi işlere devam ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı'nı konuşacağız bu bölümde. Zira önemli bir aşamaya geçildi. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri yaptığı bilgilendirmede kent merkezinin artık kuşatıldığını ve bundan sonrası için hazırlıkların yapıldığını duyurdu. Tabii çok hassas bir çalışma. Zira kent merkezinden gelen görüntüler de var. Afrin'i terk etmek isteyen siviller, onları engel olan terör örgütü mensupları gerçekten çok zor bir durum. Belli ki orada canlı kalkan olarak kullanacak PYD, YPG orada sivilleri. Peki bundan sonrasına ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin planlaması ne yönde? Çünkü en başından beri sivillere yönelik hassasiyet vurgusu hep vardı. O vurgu asıl şimdi herhalde yerini bulacak, evet, Serpil. Asıl mesele, çok doğru. Asıl mesele o. Yani operasyonun başladığı günden bu yana en çok konuşulan mevzulardan biri. Yani daha doğrusu güvenlik güçlerinin en çok üzerinde durduğu konu sivil hassasiyetiydi. Masum hiçbir sivilin burnunun kanamaması konusunda çok ciddi planlamalar yapıldı. Ve çok şükür ki şu ana kadar dış algıya, uluslararası algı, o işte algı operasyonlarında verilen bu yanlış görüntüler vesaire gibi olaylar da bize gösteriyor ki yani bu konuda Ankara, Türk Silahlı Kuvvetleri, kamu diplomasisi tabii başarılı olmuş durumda. Fakat şimdi bundan sonrası bu kadar söylendiği kadar kolay değil. Neden değil? Çünkü işte kuzeyden önce Bülbül işte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, güvenlik güçlerinin kontrol altına aldığı bölgeler bağlamında söylüyorum. En kritik 3 bölge, kuzeyden Bülbül, batıda önce Raco, sonra Cinderes. Buralarda özellikle Raco ve Cinderes'te nispeten daha küçük olmakla birlikte meskun mahalde. Buralarda mutlaka siz de fark etmişsinizdir. Bir direnişle karşılaşılmadı. Aşağı yukarı, yani dış tahkimat dışında sert şehir. Şehir merkezleri, meskun mahalde az terör unsuru vardı, terörist vardı. Sivil halkta ile ilgili zaten bir problem yoktu ve bunların büyük bir çoğunluğu asıl direnişi göstermeye çalışacakları Afrin şehir merkezine gitmişlerdi. Peki Serpil, ne olacak şimdi? Görüntüler çok çarpıcı. Yani evet. Afrin'e çıkan yollara işte patlayıcılar döşeniyor, evet. Elde silah, yol kesiliyor, araçlar geri döndürülüyor. Şimdi tamam, siviller boşaltılsın istiyoruz ama boşaltılmazsa ne olacak? Peki şimdi burada, nasıl ilerleyecek harekat? Ahmet, burada şöyle bakmak lazım. Hani genel bir çerçevede bakmak lazım. Şimdi terör örgütlerinin ne kadar böyle arkasında Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük bir güç olsa da, ne kadar konvansiyonel silahlarla donatılsa da, ne kadar tırnak içinde ordulaşmış olsa da, işte Amerikalıların komutan dediği insanlar tarafından yönetiliyor olsa da, terör örgütleri açısından yapılacak değerlendirme şudur. Onlar için militan kaybetmek, bir toprak parçasını kaybetmek birinci öncelik hiçbir zaman olmaz. Önemli olan gündemde kalabilmek, psikolojik politik üstünlüklerini tahkim edebilmek, bir yerde direniş göstermek ve tabiri caizse vur kaç taktikleriyle kendini terör örgütü olarak sürekli var edebilmek. Her gün biraz daha var edebilmeye çalışmak. Şu anda Afrin'de YPG'nin yapmaya çalıştığı da bu. İşte bu sonuç olarak hepimiz çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Türk Silahlı Kuvvetleri gibi işte jandarma özel harekat, polis özel harekat, ÖSO birlikleri bölgeyi tanıyor. Bu kadar büyük bir güç, aynı zamanda bu kadar büyük bir ateş gücü,
istihbarat, teknik olarak bu kadar büyük bir beceri karşısında YPG'nin Afrin'de, Afrin gibi küçücük bir yerde direnmesi, sonuna kadar direnmesi ve burayı, buradan TSK'yı, güvenlik güçlerini püskürtmesi mümkün değil. Sonuç olarak ne olacak? Afrin öyle ya da böyle kontrol altına alınacak. Buradaki mesele YPG'nin bu işi zamana yayması ve sivil katliamı oluyor şeklindeki algı operasyonlarını engelleyebilmek. Bence şu ana kadar bu başarılan şey şu anda en kritik noktasında. Belki hani Sayın Cumhurbaşkanı girdik gireceğiz birkaç gün sonra ve şu anda girme aşamasına gelmiş vaziyette. Yani bir kuşatma sağlandı. Abluka ne kadar değil, beklenecek? Abluka değil kuşat. Bence şu anda sivillerin ve aynı zamanda YPG'den belki gruplar halinde, küçük kitleler halinde kopacak terör unsurlarının açık bırakılan o tahliye koridorundan bir şekilde çıkması sağlanmaya çalışılıyor. Ben böyle değerlendiriyorum. Gelen bilgiler de bu yönde. Fakat tabii burada asıl mesele bu operasyonun hani bundan sonra nasıl yürütüleceği. Şimdi hava kuvvetlerini, gücünüzü kullanamazsınız şehir içinde, meskun halde. Bunu yapamazsınız. Çok yani şeytanın aklına gelmeyecek bir takım yöntemlerle siviller kullanılıyor. Sivillerin çıkması önleniyor. Para karşılığı tutuluyor. Çocuklar öne sürülüyor. Çocuklar yani YPG'li çocuklar. Yani YPG'nin kullandığı, ellerinde silah verdi. YPG'li çocuk demeyelim. Yanlış bir ifade, bu çocuklar kullanıyor. Bu böyle bir manzarada mücadele etmek kolay bir şey değil. Yani kılı kırk yararak yapılacak bir operasyondan bahsediyoruz. Hı hı. Fakat şimdi anlaşılan o ki sivillerin özellikle buradan tahliyesi konusunda çift yönlü bir şey var, uygulama var. Birincisi hatırlarsın Rajo'da, Cinderes'te yaptığı gibi bildiriler atmak, broşürler vesaire. Şimdi mesela farklı bir yöntem daha deniyorlar. Bu röle denen yansıtıcılarla. Yani bizim güvenlik güçlerimizden bahsediyorum, istihbaratçılardan bahsediyorum. Buradaki baz istasyonlarından bütün Afrin halkında elinde ne kadar cep telefonu olan sivil varsa bunlara harekatın amacı, bu harekatın nasıl sonlandırılacağı, nasıl bir hedef konulduğu ve Afrin'de kalmayı sürdürürlerse veya bir şekilde terör unsurları desteklerlerse kendilerini nasıl bir akıbetin beklediği yolunda bilgilendiriliyorlar. Hatta radyo yayınları başladı. Evet, radyo yayınları şu anda Afrin'e radyo yayını yapıyor, evet, Türkiye. Elektronik imkanlardan yararlanıyor. Aynı zamanda klasik o broşür atma, bildiri atma, yani buradan ayrılın gibi. Şu anda siviller üzerinden aslında büyük bir mücadele sürüyor. Anladım. Bir yandan da sivil tahliyesi gerçekleşirse tabii bunlar nereye gidecekler? Meselesi üzerine de hem Azez'deki cephte hem de İdlib civarında, şimdi İdlib'de gözlem noktalarımız var biliyorsun, 3 tane. O civarda 2 tane kamp hazırlığı var. Kızılay'ın, AFAD'ın kamp hazırlıkları. Bunlar en son yanlış hatırlamıyorsam Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ açıklamıştı. Bizim ilk etapta hemen 150 ile 300 bin kişi arasında bir sivili buralarda barındırma, güvenli bir şekilde barındırma imkanımız var diye. Çift yönlü bir şey. Yani bu operasyonun bundan sonrası, peki, asıl sivil meselesi anlamında çok çok önemli. Peki Okan, şimdi 300 bin kişilik bir hazırlık yapılıyor belli. İşte Azez'de bir taraf, aşağıda İdlib'de bir diğer kamp. Şimdi baktığımızda kuşatma diyoruz. Aslında tam anlamıyla da bir kuşatmadan bahsedemiyoruz. Çünkü haritaya baktığımızda zaman zaman ekrana da yansıyor. Evet, bir hilal hep vardı. Hilal sanki ama Afrin'den kapanıyor. Yani Afrin'in arkasından dolaşmıyor. Tam bir çembere alınmıyor. Alındı o aslında aşağısı... Ahmet. Bu hani söylediğin çok önemli. Ama bugün itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin açıklaması o 1,5-2 kilometrelik alanın da aslında kapandığı. Fakat senin tabii isabetli bir şekilde söylediğin gibi oradan bir koridor açık tutulduğu için, hı hı, o sivil tahliyesi amacıyla şu anda harita ekranda. Evet. Harita, evet, ekranda. Bu harita doğru. Bu koridoru tanımlayan harita işte. Hı hı. Evet. Yani yoksa, o açık sarı açık alan bölge, o koridor oradan açık bölge kontrol altında için olmayan bir bölge değil artık. Hı. Şimdi şu konuyu vurgulayalım. Sivil hassasiyeti, sivil hassasiyeti diyoruz. Neden çok önemli? Bir de operasyonel olarak birkaç husus söyleyeceğim. Çok uzatmayacağım. Şimdi sivil hassasiyeti noktasında birkaç gelişme oldu. Örneğin geçtiğimiz hafta Brüksel'de metroda kolları sargılı, üzerinde böyle mürekkep boyalarla filan sanki yaralıymış izlenimi vererek Afrin'den geldiğini iddia eden bir takım
YPG'nin bölgedeki, yani Brüksel ve Avrupa'daki unsurları duygusal baskı kurarak ve Afrin'de olup bitenlerin Avrupa kamuoyuna takdimi gibi bir takım taktik faaliyetler içine girdiler. Amerika Birleşik Devletleri'nde, New York'ta, billboardlarda şarapnel parçası gözüne isabet etmiş, gözünü kaybetmiş, ben görmek istiyorum diyen bir çocuğun, bir bebeğin fotoğrafı kullanılıyor. Bu sivil hassasiyeti dediğimiz konu zaten YPG'yi bir terör örgütü olarak görmeyen, hatta DAEŞ gibi oldukça problemli ve İslam'ı da lekeleyen bir terör örgütünün de panzehiri olarak gören anlayışı düşündüğünde, Türkler DAEŞ'la mücadele eden bu güçlere karşı asimetrik olarak, üstelik de NATO imkan ve kabiliyetleriyle bir operasyon yürütüyor algısı da var. Bunları çok ciddiye almak zorundayız. Daha dün Amerikan televizyon kanallarında adeta belgesel gibi Afrin için ağlayan ve Afrin'de hayatını kaybeden veya Afrin'de işte yaralandığı iddia edilen insanlar ilişkin görüntü var. Hani süreci ve olayı bilmesek sen ben etkileniriz yani. Görüntüler evet çok şey. Şimdi bu sivil hassasiyetin, o yüzden bu başlıklar altında özetlemiş olayım. İşin operasyonel kısmı da şu noktalar önemli. Bir, siviller için tahliye koridoru ve Serpil'in de işaret ettiği gibi yerel halkı bilgilendirme. Aslında bölgedeki aşiretler de önemli ölçüde Türkiye'ye döndüler. Yani Türkiye'nin tarafına döndüler. Şunu biliyorlar. Türkiye buradan silahlı, zorba, terör örgütü unsurlarını arındırdıktan sonra bu bölgeyi yine asli sahiplerine bırakacak. Burada tartışma götürecek bir şey yok. Buna inanmış ve ikna olmuş durumdalar. O yüzden bölgedeki aşiretlerin Türkiye'nin tarafına dönüyor olması, Türkiye'nin yani buradaki işi bakımından önemli bir aşama. Terör örgütünün her türlü sinsi ve hain taktiğine karşı burada değerlendirmeler yapıyoruz. Örgütü de olduğundan büyük, abartılı ve bir güç gibi göstermemek lazım. Örgüt her türlü hainliği, bana göre pisliği yapmaya yatkın karakteriyle bir uluslararası kamuoyunu oyunu oynamaya çalışıyor. Bunu şunun için söylüyorum. İlk etapta bu tüneller denilen örgütün uzunca bir süredir tahkim ettiği giriş çıkış kanalları kesinlikle kontrol altına alınacak. Şimdi öyle direkt de girmekten bahsetmiyoruz. Karargah dedikleri bir takım sözde devlet binaları dedikleri ciddi ölçüde mühimmat ve deposu haline getirdikleri ve tünellerle birbirine bağladıkları binalar var. Serpil bir noktaya işaret etti. Hava imkanları sınırlı ama silahlı İHA'larla nokta operasyon mümkün. Bunlar da olacak çok yakında. Hani bunları biliyoruz. Operasyonda SİHA'ların, İHA'ların en çok kullanılacağı sürece geçtik, evet, girdik diye nokta operasyonlar da olacak. Dolayısıyla bu tünellerin kontrol altına alınması, silah deposu ya da karargah diye ifade edilen binalar arasındaki geçişin kesilmesi, lojistik bağlantı ve imkan kabiliyetlerin, özellikle de iletişim, elektronik istihbarat dahil olmak üzere iletişim kanallarının kapatılacak olması, sivillerin içine sızacak terör örgütü unsurlarının tespiti için yerel imkanlardan ve yerel kaynaklardan yararlanılacak olması da son derece önemli. O yüzden zor bir aşamasında ama örgütün kullanabileceği ve kullandığı yöntemlere ilişkin de özellikle Raco ve Cinderes tecrübesiyle yepyeni bir aşamaya da geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve tabii jandarma, polis özel hareket, unutmayalım, kontrol altına alınan Cinderes'te tek tek temizlik yapılan evlerde tuzaklanmış bir el bombasıyla daha dün şehit verdik, Allah rahmet eylesin. O yüzden yani örgütün bu sinsi ve hain yöntemlerinin bu bölgeye özgü kullanım biçimleri konusunda da artık ciddi bilgi ve tecrübe sahibi bir ülke. O zaman tekrar o haritadan bahsedersek, tamam, aşağısı evet açık ama Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından kontrol altında tutuluyor o bölge, atış mesafesinde. Yani oradan bir dışarı tahliye, sivil tahliyesi. Peki mesela PYD-YPG'nin de oradan çıkışına müsaade edilir mi mesela? Yani öyle bir durum söz konusu olursa. Şöyle söyleyeyim, sivillerin içindeki PYD-YPG unsurlarıyla mücadele etmekle sivillerin arasından bölgenin başka noktalarına geçmiş PYD-YPG unsurlarıyla mücadele etmek arasında bir fark var. Ama şunu söylüyorum, sivillerin arasına karışanların da imkan ve kabiliyetler içinde tespiti mümkün. Ama kuşkusuz hali hazırda ve şu andaki bilgilerde gösteriyor ki örgütün özellikle yönetim kadrosundan bir takım isimler çoktan sivil kıyafetleri giyerek yer bölgeden ayrılmaya orada başladılar. Orada bir iki noktayı söylenen, aktarılan bir iki noktayı hemen böyle kısa başlıklarla söyleyeyim Mustafa'nın süresine de çalarak, izin isteyerek. Şimdi bir. Mustafa izin verdin mi? Vermeme fırsatını tanımayarak. Bir. Afrin'de terör örgütünün, YPG, PKK'nın
Musul ve Rakka'da DAEŞ'in yaptığı gibi uzun soluklu, sonuna kadar direnerek ve ciddi oyalayarak ve şey verdirerek, yani can kaybına neden olarak yaptıkları bir tarz, bir direniş Afrin'de olabilir miydi? Olabilir mi gibi bir düşünce vardı operasyonun başında. Şu anda Ankara'da böyle bir manzara asla yok noktasına gelinmiş durumda. Bunu neden söylüyorum? Okan çok doğru bir şey söyledi. Kaçışlar. Özellikle sivil kıyafetlerle ve sivil araçlarla çok tespit edilmiş. Bunların yani kaçışları Ankara bir direniş ya da en azından çok... İkincisi, evet. Yani bu bir anahtar kesim değil. Direniş beklemiyor mu yani? Büyük bir, hayır, şöyle söyleyeyim. Orada bir çözülme var. Çözülme var. Şimdi şöyle düşünün. Raco ve Cinderes'ten insanın Afrin'e yığıldığını düşünün. Afrin'de bana söylenen bilgi bugün merkez şişti dediler. Tam bu ifadeyi kullan. Afrin merkezi şişti. Yani %60 nüfusu arttı. Aşağı yukarı 550-600 bin kişiden bahsediyoruz. Bu yapay olarak artırılmış bir nüfus. Ama bu sivil. Sivil insanlar bunlar. Büyük çoğunluğu, çok büyük çoğunluğu. Terör unsurları ise özellikle bu komutan dedikleri düzeydeki insanların kaçışı, özellikle rejime sığınma çabası, sivil kıyafetli ve öyle ufak kitlesel ayrılma. Bunlar Afrin'de de bu direnişin çok uzun süreli gösterilemeyeceğini kanıdı. O nedenle hani burada hani çok zor diyoruz, sivil algısı diyoruz falan ama. Keskin nişancı bir binadan ateş ediyor ama koca birlik duruyor. Hani evet. Direnişten kasıt ne? Anladım. Yani sizi oyalayacak her türlü araç. O yüzden tabii, zamana yayacak, oyalayacak. Peki Mustafa, mesela baktığımızda bu harekat başladığı günlerde sonrasında mesela şöyle bir değerlendirme de yapıyordu ya da olasılıklar arasında işte Şam rejimi gelecek, işte PYD-YPG Afrin'i Şam rejimine, Esad güçlerine bırakacak, böylece işte Türk TSK harekat bir şekilde engellenecek. Hala bu olasılık gündemde mi, var mı böyle bir durum, yoksa artık bu saatten sonra işi uzatmayı başarabilirlerse bu da dahil olmak üzere birçok yöntemi deneyeceklerini gösterdiler, burada hiçbir şüphe yok. Fakat Şam rejiminin gelip gelmeyeceği onların isteğine bağlı değil. Eğer öyle olsaydı bugüne kadar pekala gelebilirlerdi. Ama ben orada da öyle bir istek görmüyorum. O zaman da konuşmuştuk. Türkiye ile bir o çatışma alanında komşu olmak istemiyorlar. Çünkü aşağıda da o İdlib'de çatışmasızlık bölgesinde zaten rejimin çok zorladığı bir şey var. Bir çatışmaya zorlaması söz konusu. Doğu Guta'daki hadise malum. Bundan dolayı bir de yukarıda bir üçüncü sorun alanına girmek istemiyor. Rusya'nın da burada pozitif etkisini belki söyleyebiliriz. Onun yerine de İran destekli milisler geliyor yine rejimin yanlısı. Belki de 300 kişi geliyor. Onlara işte PYD'lilerin de katılımıyla 500 kişi geri dönüyorlar. Yani bu da mümkün. Benim orada bir endişeyi haklı bulduğum bir endişe var. Elebaşlarının bir şekilde oradan kaçıp kenti ağırlıkla tırnak içinde çocuklara bırakmaları. Evet. Ve orada hani siz sonuçta sivil kıyafet giymiş, elinde silah var ve ölümler olduğunda bir haklı bile olsa aileler evet bizim çocuklarımızın da elinde silah vardı deseler de yarından sonra da orada oturacak olan insanların çocuklarını öldürmüş olacaksınız. Yani bu tabii ki hani terör örgütü varsa savaşın kirli olduğunu söylemenin ne manası var bilmiyorum ama hakikaten bir çatışma bu kadar kirli olabilir, bir plan bu kadar kirli olabilir ama işin iyi tarafı ya da pozitif tarafı şu. Türk Silahlı Kuvvetleri başından beri aynı ÖSO'yla, hani tırnak içinde kimsenin beğenmediği ÖSO'yla şu operasyonu yaptı. Kimsenin değil de bir kesimde. İşte kastım o. Bu operasyonu yaptı. Bence bu Amerikalıları da ciddi şaşırtmış durumda. Çünkü Fırat Kalkanı operasyonu bu kadar değildi. Şimdi çok daha net, çok daha temiz. Ve hani binaların da zarar görmediği, insanların pekala yarın geri dönüp evlerinde yaşayabilecekleri bir ortam var orada. Bundan önce DAEŞ'ten kurtarıldı denilen hiçbir bölgede yan yana duran 5 metre arayla 2 tane üst üste duvar yok.
Hı hı. Hepsi yıkılmış durumda. İnsanlar da gitmiş, yer binalarda gitmiş durum. Şimdi burada öyle bir durum yok. O yüzden devamının da aynı şekilde işte biraz istihbari altyapısını aslında anlattı Okan. Mustafa, bu söylediğin senin hani bizim Fırat Kalkın Harekatı bölgesindeki DEAŞ'la mücadele için değil herhalde, değil mi? Yani Amerika'nın Rakka'da yaptı. Tabii ki değil. Tabii. Peki bir buçuk dakikam var, araya gideceğim. Araya gitmeden önce Zeytin Dalı Harekatı'na bu başlığa nokta koymak adına Mayıs ayı daha önce çok telaffuz edilmiyordu. Gerektiği kadar sürecek deniyordu ama Ankara'da artık işte aslında, Mayıs sonu tamamlanacak deniyor. Aslında biz burada hep bahar ilk yayınımızda söylemiştik. Hatta yani Haziran ayına kadar sürebilecek bir planlaşma. Şöyle bir şey var. Yani şimdi bu tür durumlarda aslında şimdi operasyonun gelişimine baktığınız zaman da öyledir ya. İşte o Buseyra Dağı alındığında işte orada 6 ay kalacağını zannediyordu orduyu. Orada 6 ay Bursa'ya da öngörüyordu örneğin terör örgütü. 6 gün sürdü mü emin değilim. Şimdi siz de belli noktalara geldiğinizde önünüzü daha iyi görüyorsunuz. O yüzden oralara gelmeden takvim vermek ancak tahmin olabilir. Tahmin evet verebilirsin. Ama bu, şimdi ama peki. Sonradan görüldü ve netleşti. Tabii şimdi biz burada kalkıp Mayıs'ta biter bu iş canım falan böyle bir şey yok. Ama ben o zaman da hani Dışişleri Bakanı'nın söyleyiş biçiminden hareketle bunun görüldüğünü ve konuşulduğunu hissettirecek bir rahatlık vardı. Yani sonuç o yüzden zamanla netleşti. Mustafa biraz. Tabii hani bu tip operasyonlarda başından beri hassasiyet hepimiz gösteriyoruz. Hani bir süre vermemek için çünkü tabii. Orada çocukları savaşan insanlar var. Birçok hassasiyete dikkat etmemiz gerekiyor. Şehitlerimiz geliyor, yaralılar geliyor. Ama sonuç olarak bir planlama da yapılır. Askeri bir planlama yapılır. Şimdi o planlama başında 6 aylıktı. Bu net. 6 ay olunca zaten bu Mayıs sonuna, Haziran'a denk gelen bir şey. Bir tarihle tarihe denk geliyor. Şimdi bir oradaki konuşulan da bir bu Mayıs'la birlikte işte biraz sıcakların artması. İkincisi tabii Ramazan geliyor. Ramazan önemli bir faktör. Çünkü sonuç olarak operasyon yapıyorsunuz. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu olarak operasyon yaptığınız bölge Afrin. Ve Ramazan'da bu mücadeleyi yürütmek o kadar kolay bir şey değil. Bir takım sosyolojik gerekçelere geliyor. Oradaki siviller de Müslüman. Bir araya gireyim. Arkadaşlarım uyarıyor. Bir araya gitmemiz gerekiyormuş. Bu ara önemli. Araya gidelim. Aranın ardından devam edelim kaldığımız yerden. Siyasi işlere devam ediyoruz. Siyaset gündemini konuşuyoruz. Programın ilk başında Zeytin Dalı Harekatı'nı ve Membiç'i konuştuk. Bu bölümde yavaş yavaş içeri girelim. Yani iç gündem, siyaset gündemine bakalım istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama, tabii İslam'da güncelleme açıklaması çok konuşuldu, çok tartışıldı, gündem yarattı. Serpil, seninle başlayalım. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı neden böyle bir açıklama yaptı, ne ima etti, ne olacak sonrasında bir çalışma olacak mı, Diyanet ne hedefliyor, bir planlama var mı konuşacağız ama öncesinde bu açıklamaya neden olan durumu da konuşmak gerekiyor. Yani bir takım dinin adamları açıklamalar yapıyorlar, videolar çekiyorlar. Kendi kanallarında, YouTube kanallarında paylaşıyorlar. Şimdi bakıyorsunuz işte kadın, çocuk, cinsellik, dayak, şiddet hep bu konular. Evet. Neden hep bu konuları konuşuyor? Çünkü bu konular... Bu insanlar... Tabii kitabın çok ortasından sorduğun için ben de kitabın ortasından cevap vereyim. Çünkü bu konular ilgi çekiyor, dikkat çekiyor. Bu yani özellikle sosyal medya üzerinden yapılabildiği için sosyal medya üzerinden de en çok bu konular konuşuyor. Ama çok doğru bir noktadan konuya girdin. Çünkü hani İslam aleminin, 1,5 milyarlık İslam toplumunun aleminin karşı karşıya olduğu sorunlar, kendi içinde sosyolojik, kültürel, ekonomik sorunlar ve İslam dünyasına, yine 1,5 milyarlık İslam dünyasına Batı'nın, Hristiyan dünyanın bakışının ne kadar birçok yerde haksız ve çarpık olduğunu düşündüğünüzde aslında fokuslanılan konular açısından ciddi sorun var. Yani mesela kadını konuşabilirsiniz de, kadının mesela eğitim sorununu konuşabilirsiniz. Kadının merdiven altı
yerlerde sigortasız bir biçimde sömürülerek 20 saat çalıştırılmasını konuşabilirsiniz. Kadına dönük şiddeti konuşabilirsiniz. Çocuğu konuşabilirsiniz. Bu ilahiyatçılar için söylüyorum yani, bu din adamları eleştirdiğimiz, açıklamaları yapanlar. Çocuğu konuşabilirsiniz. Yine çocuğun kullanılmasını konuşabilirsiniz. Sigortasız çalıştırılmasını, çocuğun işte bir terör örgütüne yönlendirilmesini konuşabilirsiniz. Birçok konuyu, eğitim meselesini konuşabilirsiniz. Türkiye'de de hem kadın ve çocuk meselesi üzerinde konuşulabilecek birçok konu var. Dünya ölçeğinde de birçok konu var. Fakat iş dönüp dolaşıp işte asansörde halvete, işte ne bileyim, kocasının işte karısını döven kocanın deşarj olması gibi, yani son derece sapkın olarak benim nitelendirdiğim ve çok çarpık zihin dünyalarını örnekleri olarak sunulan bir takım noktalara geliyor. Şimdi burada çuvaldızı kendimize batıralım. Kendimiz derken medyayı kastetmiyorum. Yani toplumu, Türk toplumuna. Bunlarla Türk toplumu ilgileniyor. Bu insanlar sosyal medyada izleniyor. Bu insanlar karşılarında işte estetikler yapılmış, değişik kıyafetler giymiş, bir takım kadınların karşısında bir takım sabit programlar yapabiliyor. Adına hoca denerek, yani şimdi isim vermiyoruz tabii. Fakat toplumda bunu izliyor. İşin bir boyutu bu. İşin üzerinde durulması gereken başka bir tarafı, ki bence Cumhurbaşkanı'nın bu konu üzerinde bu kadar ısrarla durması, bu kadar net konuşmasının ikinci en önemli nedeni şu. Bu tip fetva, bence fetva değil, bu tip fetva ismi konulan tuhaf zihin dünyası ürünlerine İhtiyaç duyan bir toplum kesiminin olması. Yani kendi sorununu, bir sorun yaşıyorsa evinde, bunu bu adamların söylediği, verdiği cevaplarla çözebilecek bir altyapıda olması vatandaşların. Bence temel sorun bu. Buradan nereye geliyorum? Buradan en kesinlikle FETÖ'ye geliyorum. Yani dinin araçsallaştırılması, dinin çarpıtılması, dinin bir takım iktidar oyunları için kullanılması vesaire gibi noktalara baktığınızda, demek ki bunlara prim veren, bu şekilde kandırılabilen ve bu şekilde dini bu şekilde anlattığınızda buna inanabilen bir toplumsal altyapımız var. Bence asıl mesele bu. Bu altyapıyı bir şekilde doğru noktaya kanalize etmek. Orada işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu işi bilenler konuşsun ve bunlar konuşmaya cesaret etsinler. Çıksınlar. Bu daha önemli. Çıksınlar, cesaret edebilsinler. Bu çok önemli bir nokta. Ve Diyanet İşleri Başkanlığı. Belki konuşacağız ama hani giriş cümlesi olarak söyleyeyim. Şimdi Diyanet dediğiniz kurum 120 bin personeli olan, bugün Türkiye'de herhalde ulaştırma, bu karayolları falan sayarsak, bir de TSK'daki mevcut sayarsak herhalde. Bir klişe bak, bunu konuşalım. Tamam, gerçekten. Konuşalım da yani elinde personeli. Bir cümlemi bitireyim Ahmet, izin verirsen. Peki. Personeli, tamam, o klişeyi şu manada söyleyeyim. Yani 120 binlik bir personel ve ciddi bir bütçe imkanıyla çalışabilen bir kurum. İşte maaş ödüyor, öyle değil işte. Biraz İşte sonra tamam konuşalım. O zaman maaş ödemeyecek. Ödeyecek. Ya da maaşı hak edene şey ödeyecek meselesi. Başka, yani başka şey Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, mesela Diyanet İşleri Başkanı'nın bu konularda konuşmaya başlamasının, çok saygıdeğer bir isim, kişiliğiyle ilgili hiçbir şey söylemeye hakkımız yok, hiç bir çaba içinde, onu da biliyoruz. Fakat Sayın Diyanet İşleri Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki çok sert ifadelerinden sonra bu konuya fokuslanmış olması ve ard arda açıklamalar yapıyor olması, bir pazar günü basın toplantısı benim için bir soru işareti. O tam da bunu sormak istiyorum. Yani neden, yani bugüne kadar neredeydiniz? Ben de aynı soruyu sormak istiyorum Okan. Yani şimdi, neden Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuyla ilgili bir açıklama yapması ve de o açıklamayla tepki göstermesini bekliyor Diyanet birkaç İşleri ya da ilahiyatçılar, ilahiyat fakülteleri. Birkaç hususu belirtelim. Bir defa yani dinde, yani İslam dininde güncellemeden söz etmiyoruz. İslam dininin kuralları, kaynağı bellidir. Ona gelmeden önce şimdi bir şeye itiraz. Yani bu işte asansörde halvet. Tabii işte ona değineceğim. Şu neden? Ama dindarlığımızı, yaşama biçimimizi güncellemekle ilgili bir tartışmamız ve hakikaten çok da önemli bir yüzleşmemiz söz konusu. Şimdi 81 milyonluk Türkiye nüfusunun ortalama eğitim seviyesi 7. sınıf. Din bilgisi ise bunun çok daha gerisinde. Biz bunu Diyanet eliyle ve
Ramazan'da ya da cumalarda verilen hutbeyle çözeceğimizi ve bu alanı dolduracağımızı düşünüyoruz. Şimdi burada bir eksiğimiz ve yanlışımız var. Bir hususu zikredeceğim ve sadece 3 cümle okuyacağım. Bu bir kitap reklamı ya da tanıtımı değil. Neden? Kur'an Araştırmaları Merkezi, Kuramer'in baskısı. Dolayısıyla hani ciddi bir yayın bu. Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'nun kitabı. İslam ışığında Müslümanlığımızda yüzleşme. Ben hakikaten bu konuyu önemseyen herkese tavsiye ederim. Ben sadece 3 cümle okuyacağım buradan. Bu bütün soruların cevabını belki veriyor. Eğer karşılamazsa devam edelim. Çünkü ben bu görüşe birebir katılıyorum. O yüzden de izleyenlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi buradaki birinci cümle benim çok önemsediğim. İslam'la ilgili. Hemen ortasından devam edeyim. Köprünün altından çok sular aktı. Hiçbir zaman dinin asli kaynağının hitap ettiği, dini bilginin anlaşıldığı ve yaşandığı o ilk toplum tarzını aynısıyla tekrar yaşayamayız. İkinci tespit, az önce Serpil'in işaret ettiği ve arada popüler gibi gözüken konuları kolay istismar eden ve her Ramazan'da hocam sakız çiğnemek orucu bozar mı gibi artık ciddiyetsiz seviyeye konu tekrar tekrar getirenlerle ilgili temel problematiğimiz şu. Ulemanın ürettiği, yani artık bugün ilahiyat hocaları diyebileceğimiz, Din İşleri Yüksek Kurulu diyebileceğimiz bu işin hakikaten gönül erenlerinin ürettiği bilgiler beklentileri karşılayamadığı için sonunda hayal kırıklıkları yaşanıyor toplumda. Bu da dini ilimlere, İslam'a, İslam'ın peygamberine ve geleneğe karşı yeni nesilleri daha mesafeli kılıyor. Bugün Türkiye'nin en önemli problemi yeni kuşakların deist olmasıdır. Yani bir Allah inancını kabul edip onun dışındaki diğer bütün unsurları askıya almasıdır. Bu Türkiye'nin de temel problemi ve bence güncel problemi. Ve son konu, belki de sorunun mutlak cevabı şu. Bugün en kritik eşik, insanların kendi görüş ve yorumlarını İslam'a ve Allah'a isnat etmeksizin kişisel görüş ve kanaati olarak belirtmesidir. Her türlü dayatmadan ve tekelci tutumdan uzak durmasıdır. Ama en önemlisi kendilerine herhangi bir maddi ya da manevi mertebe ya da sıfat yakıştırmaksızın Allah adına ahkam kesmekten kaçınmasıdır. Bugünkü en temel problemimiz bu. Diyanetle ilgili de söyleyeceklerim var ama Mustafa'nın yani belki temel ifade edeceklerim var. Kişisel görüşlerini Kur'an-ı Kerim'e herkes refere edip söyletme meselesi. Sayın Cumhurbaşkanım, ben o açıklamasında sanki satır arasında bir sistem de sezdim. Var yani, tabii. Işte, diyanete bir sistem. Yani işte var. İlahiyatçılara bir sistem. Yani neden sanki, neden beni bekliyorsunuz açıklama yapmak için? Yani böyle bir teşvik açıklama ediyor, varken neden siz çıkıp konuşmuyorsunuz? Istiyor, çünkü şu bak. Neden konuşmuyor? Yani kimden korkuyor? Mesela Diyanet bu açıklamayı yapmak için neden Cumhurbaşkanı'nı bekliyor? Neden korkuyor? İhtiyacı var. Neden? Çünkü asimetrik bir durum var. Bir taraf din adına ve Allah adına haşa konuştuğunu ima ederek bir alanı öyle bir dolduruyor ki arı ve duru bilgiden de mahrum kaldığınız zaman ister istemez bu çarpık ceryanların etkisi altında kalıyorsunuz. Cumhurbaşkanı o yüzden asli bilgilerin, kaynağındaki bilgilerin sahibi isimleri popülerlik adına değil, kendine göre bir din icat etme adına hiç değil. Ama dinin arı ve duru kaynaktan topluma mal edilmesi için. Yani din alanının sadece Diyanet veya ilahiyat fakültelerinin sıralarında ya da sınıflarında sıkıştırılmış değil, toplumun içselleştirdiği ve bu dinin yaşanabilir ve sürdürülebilirliği adına bu işin asli sahiplerinin, yani bu işe emek vermiş, bilimsel olarak, tarihi olarak, antropolojik olarak, sosyolojik olarak kafa patlatmış isimlerin cesaretle ve samimi bilgiyle, ama tekraren söylüyorum, bir din icat etme adına değil toplumu bilgilendirmesi için. Şimdi orada bir cümleyi söyleyeyim. Şimdi arı ve duru bilgi tabii çok önemli bir nokta. Fakat şu gerçeği de hani kabul etmemiz lazım. Doğru söyleyene 9 köyden kovarlar. Türkiye'de bu çok sık rastlanan bir şey. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın orada vurguladığı şeyin altında bence asıl yatan, yani cesur olun. Konuşun mesela, o kadar kritik, tırnak içinde almamız gereken bir şey ki cesur olun. Yani ne cesur, birine cesur olun demek için onların bir şeyden korkuyor olması lazım. Şimdi şunu da biliyoruz ki bu tartışmalar zaman zaman gündeme geliyor. İşte modern İslam, İslam'ın modernitesi, modern İslam'ın modern zamanlara uyarlanması vesaire tartışmaları ile ilgili arı ve duru bilgilerini paylaşmaya çalışan insanların
ilahiyatçıların, düşünce adamların, fikir adamların bir takım tarikatlar, cemaatler tarafından çok ciddi biçimde yargısız infazlara hedef uğradığını, alındığını, işte Cumhurbaşkanı tam bunun için hedef alındığını, yargısız infazlara uğradığını ve hani İslam'ı konuşurken yanlış olabilir ama aforoz edildiklerine ne şahit hani oluyoruz. Tarikat çok, ve cemaatler dinin evet. anlaşılması ve yaşanması için aslında çok önemli kurumsal tabii, yapılar. Ama tam bizde, tersi oluyor. Bizde ilahi niteliğini kaybetmiş, dünyevileşmiş, hatta dini yaşama ve yaşatma biçiminden adeta imtiyaz elde etmiş yapılara evet. dönüştükleri için olayın tamamı, dinle ilgisi tamamı kalmadı. Tamamı için evet. söylemiyorsun bunu. Tabii, nasıl? Tabii. Tamamı için söylemiyorsun. Bir ihtiyacı karşıladı kesin bugün ama. Türkiye'de, önemli bir kısmı bugün maalesef. Türkiye'de tarikat ve cemaatlerin hadi tamamı değil ama çok çok önemli bir kısmı maalesef FETÖ'nün ihanetinin toplumda yarattığı büyük travma ve zihin kırılması nedeniyle töhmet altında, çok üzülerek söylüyorum, ve dini yaşama ve yaşatma konusunda ise dünyevileşmiş durumdalar. Evet. Yani bu dünyaya ilişkin hedefleri ve organizasyonları bu dinin ebedi ve ezeli yaşamasına ilişkin sorumlulukların önüne geçmiş bugün durumda. Bugün son 15 Temmuz'dan sonra yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de kendini bir tarikata ve cemaate bağlı hissedenlerin sayısı 6 milyon. Bunu aileleriyle birlikte saydığınızda çok ciddi bir yakın. Tabii toplumun ediyor. Yaklaşık %50'sine yakın. Evet. 40'ıdır yani bu çok ciddi. Bence değil. O kadar çok değildir. O ailelerle birlikte olan bir sonuçtur. 6 yok. Yani bireysel. 6 milyon aile değildir yani. Çok ciddi bir rakam. Aile. Önemli bir rakam. Ben yani ek bir şey söylemeyeceksen. Şimdi biz bir şeyi ayırt etmek gerekiyor. Güncelleme daha sonra da işte izah edildi zaten sebebi. Haliyle kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi bir birinden yani eğitim biçimi, düşüncesi, irticacılıkla suçlandığı dönemleri yani bir sürü şeyi hatırlayalım geri geçmişe doğru. Bu herhalde 28 Şubat 1997'de bu reform laflarını edenlerle aynı yerden bakmadığını kanıtladı. Hiç onun üzerinde durmaya gerek yok. Tabii ama yine de bunun altını çizsin. Şunu biliyoruz. Önemli, he, önemli. Şunu biliyoruz. Ne dindir, ne kültürdür, ne gelenektir. O toplumun geleneğidir. Bunların arasındaki ayrım yer yer sıfırlanmış durumda. Öyle ki işte hadis tartışması yaşandı. Hadisler sahihliği defalarca test edilerek geliyor 1400 yıldır. İlk defa burada hadis ayıklanmıyor. Bu doğru mudur, değil midir? Ne kadar güvenilirdir? Defalarca ayıklanmış. Ya tekrar tekrar ayıklanıyor. Neden? Ola ki birileri ya bunun aleyhine bir şey bulamadık. Şimdilik bu burada dursun demiştir ama sonradan başka sıkıntılar çıkmıştır. Bu bir kenara ayrılabilir duruma gelmiştir filan. Şimdi eğer derseniz ki mesela öyle bir tartışma oluyor. Hazreti Peygamber Allah'ın murad ettiğinin dışında bir şey söylememiştir. O zaman onları birleştireceksiniz haşa. Öyle bir durumda yok. Demek ki aralarında bir hiyerarşi var. Şimdi buna baktığınız zaman bir ikili ayrım yapıyorsunuz. Evet kaynak Kur'an ve sünnettir. Ama Kur'an değişmezdir. Sünnet konusu konuşulabilir. Aralarında bir hiyerarşi var. Ondan sonrakiler için de ne gelenektir, ne şeyhin söylediğidir, ne şudur, ne budur. Bunları bir ayıklamamız lazım. Şimdi ben kaynaktan hareket edip savrulup sonra savrulduğu yerde ne oluyor denildiğinde Kur'an'ın ayetine mi laf ediyorsunuz diye geriye dönen modeller var. Problem bu modeller. Bir tanesini ben hatırlıyorum. Bravo. Şöyle bir gelenekte de vardır. İşte cenk geleneğinde ya da işte bizim tarihimizde işte askerlik tarihi gibidir tabii. neredeyse. Bir çatışma, bir savaş, bir sefer, bir başka şey. Evinde çoluk çocuğu olan, evlenecek olan, yeni evlenmiş olan derler ki sen gelme. Sen dur. Bize sen lazım değilsin. Senin aklın evde olur. Bize kendinden geçmiş, serden geçti lazım. Bu son derece efendice bir ayıklamadır. Centilmence hatta. Fakat bu hikayeyi anlatıp 5 dakika sonra kadını yerin dibine batıran, yok sayan, ortadan kaldıran bir tırnak içinde vaaz dinledim ben internette. Yahu oraya nasıl geldi? Hem böyle bir şeyden böyle bir şeye nasıl geldi? Dinin hitap ettiği kitlenin yarısı kadın. Senin annen kadın, eşin kadın, varsa kız çocuğun kadın. Bunlara bu dini kim anlatacak? Bu şekilde hitap ederek mi dini sevdirin emrine uymuş olacaksınız?
Asıl mevzumuz bu. Peki şimdi şunu soracağım. Din adamı, hoca, alim falan dediğinde problem yok. Bunlar bakın medreseden yetişebilir. Başka bir ülkede yetişebilir. Bazı araştırmacılar var. Bunlar bir ilahiyat eğitimi almamıştır belki. Örgün bir eğitim almamıştır ama bunlardan da yetişebilir. Burada bir sıkıntı yok. Fakat başladığınız yer deminki örnekte ayet değildi ama bir ayetten başlayıp ondan sonra bir yere savrulup savrulduğunuz yerde laf işitince dönüp siz ayete mi laf ediyorsunuz dediğinizde işte orada kusura bakmayın birinin hayır kardeşim senin yolun yanlıştır demesi lazım. Bu noktada şimdi verdiğin o biri de Diyanet İşleri Başkanlığı gibi görünüyor. Sosyal medyada yayılan işte internet sitelerinden yayılan işte vaazlar bu tür örnekler kötü örnekler. Kendisi problem. Şimdi tabii ki burada bir yasak savunucusu durumuna düşmek istemeyiz. Yani bu kesinlikle böyle tabii anlaşılmasın ki. Ama tabii mesela ki. Şimdi ülkemizde çok rahat erişim yasağı kararları çıkıyor. İşte neden böyle? Ben size söyleyeyim. Pekala bunlar için de çıkabilir. Neden böyle? Diyanet bakın, neden takip etmiyor bu tür vaazları bu, ve işte din bir, dışına çıkan şöyle, din dışına çıkan bu tür şimdi, vaazlara şimdi bir engel gelmiyor. Şimdi Diyanet bir otorite değil. Yani şimdi şey yok. Olur mu Diyanet bir otorite? Hayır hayır. Hayır. Din İşleri Yüksek Kurulu bir bakın, otoritedir bakın, fetva konusunda. Şu bakın, başka yani, otoriteler de var. Dini yöneten. Yani tek ben konuşurum diyecek bir otorite değil. Ruhban sınıfı yok ya. Ruhban sınıfı değil. Fakat ben demin söylediğime örnek bir önceki Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in siz programdaydınız. Yani evet. Bir sözü var. Benim çok hoşuma gitti. Postmodern lauballik diyor. Yani o kadar, şimdi bu tip işte hoca hacı işte ne bileyim şey fetva bireysel. Sizin özel durumunuza göre size bir şey söylüyorum ben. Bunu ortalığa söylediğinizde internetten başka bu bana benziyor benim de durumum böyle filan diyebiliyor. Öyle mi değil mi bilmiyoruz ama. Şimdi buradan başlıyor o lauballik. Her tarafı berbat ediyor. Şimdi burada Diyanet konuşulurken daha önceden de söylediği için biliyorum muhtemelen Diyanet'teki biraz bu ortak kanaat Din İşleri Yüksek Kurulu bir hakem rolü oynayabilir. En fazla. Şimdi bu hakem rolü çok önemli. O zaman siz dini araştırmalar konusunda faaliyet gösterenlerin önünü tıkamış olmuyorsunuz. Ama bir hakem rolü oynuyorsunuz. Ben de kendi adıma söyleyeyim. Hepimizde de, bizim geleneğimizde de böyle. Diyanet ne diyor? Herkes bir en son oraya gider. Çok önemli isimler için de geçenlerde bir milletvekili bahsetmişti. İşte Nurculuğun kurucusu diye bilinir. Said Nursi için de Diyaneti esas aldığını anlatmıştı. İşte oruç tutulacak. Ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Takvim kağıdında ne yazıyorsa, Diyanetin takviminde ne yazıyorsa o değil. Şimdi bu önemli bir şey. Bunu hakim kılmak, burada hakem rolü oynayacak bir otorite. Hakem rolü oynaması bakımına. Aynen. Yoksa birçok dini otorite olabilir. Orada hiçbir mahsuru yok. Şimdi bunlar kurulmadı değil. Halifelik bile tek değildi daha önce. 3 tane halifenin olduğu zamanlar oldu ama modern devletler buna bir isim koydular. Bizde Diyanet İşleri Başkanlığı oldu, Mısır Ezher'i kurdu, başka bir yerde başka bir otorite kuruldu filan. Ama bakın Ezher dağıldı şimdi. Kim otorite? Darbeciyi destekleyen Ezher mi? İşte kimse bunu dinlemeyecek. Ondan sonra işte lauballik başlıyor dağılma dönemlerinde. Yani. Şimdi de yaşadığımız şey o. Diyanetle ilgili bir şey söyleyeyim müsaadenizle. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mecburen bir hibrit yapısı var. Din bir devletin kurumu olmakla sınırlandırılamaz. Ama şu anda bir devlet kurumu. Konuşan kişi aynı zamanda memur. Ve kamuoyunda da maalesef şöyle bir anlayış var. Efendim Diyanet İşleri Başkanı bunu nasıl dedi? Bakana mikrofon tutuyoruz. Bir dakika Diyanet İşleri Başkanı belli özelliği olduğundan dolayı oraya gelmiş. Bakan gibi atamayla yani Okan da bakan olabilir, siz de bakan olabilirsiniz. Ama ikinizin arasından bir Diyanet İşleri Başkanı seçemeyiz. Şimdi o farklılığı gözetmeden bu direkt siyasete yamandığı için iş bir Kur'an hükmünün yorumlanması örneğin direkt siyasete sorulduğu için ister istemez Diyanet'te bazı zamanlarda tamamen hemen onun gölgesinde kalma, bazı zamanlarda o gölgeden çıkma durumları oluyordu. Hatırlayın, en o anlamda konuşma özgürlüğünü ben bu son dönemlerde yaşadığını düşünüyorum. Ali Bardakoğlu'nun örneklerinden biridir örneğin, Görmez onun örneklerinden biridir. Ama buradaki yazıcı mesele şu, Diyanet İşleri Başkanı evet buradaki durum şu, bu postmodern lauballik o kadar yayıldı ki,
Artık yani neresinden işte tutalım? İşte FETÖ'den tutalım, oradan tutalım. Cumhurbaşkanı da ya bir yerden tutun artık dedi yani. Ama Cumhurbaşkanı mesela FETÖ meselesini neydi bu konuda şey yaparken tamam. kullandığı çok ağır ifadeler var. Yani aslında bir diyanetin silkelenip bu lafların ağırlığı üzerinde de bir düşünmesi lazım. Yani bu alçaklığa sizin bıraktığınız boş, biz siz alanı orada bir boş bir şey bırakmanız var. Bakın, da neden oldu. Siyasetin de cemaatlerle mesafesini koymaya ihtiyacı var. Aynı zamanda diyanetin de tarikat ve cemaatlerle arasında mesafeyi iyi koyması onun gerekiyor. Ve onların etki alanının dan kendini kurtarabilmesi, çıkarabilmesi gerekiyor. Peki, öyle sorun. Cemaatler sosyolojik sonrası bir vaka olarak ve olgu olarak devam edecektir. Bu dinin anlaşılması ve yaşanması için. Biz Türkiye'de din konusunu İmam hatiplere sıkıştırdık, ilahiyat fakültelerine havale ettik. Doğal olarak okullarda din bilgisi konusunda hala devam eden bir tartışmanın maalesef toplumsal olarak mağlulüyüz, gerçekçi olalım. Seçmeli bazı dersler verildiği zaman da bütün liseleri imam hatipleştiriyorsunuz diye başka bir tartışmanın evet. maalesef hedefi olmuş durumdayız. Temel din bilgimiz nedir? Bizim toplumumuz dinle ilgili, dini yaşamayla ilgili bilgiyi ne kadar alır? Camilere ve diyanete çok büyük misyon yüklüyoruz ama haksızlık da yapmayalım. Yani burada şimdi zikretmeyeyim ama cuma namazına yaklaşık 17 milyon insanın gittiğinden söz ediliyor. Yarım saat içinde bu insanlara haydi şu konuda hutbe verin de bu insanları düzeltelim, formatlayalım diye bir şey yok. Nihayetinde hoca da cemaatine gerçek anlamda hakim değil ki çoğu zaman. Eline verilmiş bir metni okuyor. Yani bir görsel teması yok. Öbür vatandaş da sırtını yaslamış kalorifere. O da öyle biraz başka alemlerde. Öyle yarım saat içinde camilerden büyük bir dönüşüm, sosyolojik olarak dinin yaşanması ve anlaşılması için büyük bir adım beklemek gerçekçi değil. Ama bir yerden de başlamak gerekiyor. Peki nihayetinde şimdi tüm bu tartışma, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, ama konuşulanlar, burada var mı Diyanet'in bir yol haritası, bundan sonrasına ilişkin bir planlama çalışma? 81 ilin müftüsü bir araya geldi. Aslında bu müftü toplantıları düzenli olarak yapılıyordu. Sayın Cumhurbaşkanı da kabul etti. Şimdi ilahiyat hocaları, ilahiyat fakültesi dekanları bir araya geliyor. Daha sonra YÖK'le bir çalıştay yapılacak. Tüm illere kadın müftüler yardımcıları atanacak. Kadın müftü yardımcı. İlk kez Diyanet'te bir ilk kez. Ya bu toplumun düşün yarısı yani. Kadın. Ve hani toplumun gerçek anlamda dinamiği yani kadın. Aileyi kuran, sürdüren, çocuğu yetiştiren ve onlara bu bilgiyi verebilecek ve hitap edebilecek, Diyanet işlerinde onlara erişebilecek bir kadın Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı yok. Camiler kadınlara kapalıdır bizde. Sadece bir perde asılır. İşte Ramazanlarda bir teravih namazına giderse. Ondan sonra bilgi nereden yayılıyor? Bilgi kendine göre din anlayışını benimsemiş tabii, ve bunu empoze görüşüm. Eden dar alanlardan yayılıyor. Peki o zaman tereddütü giderecek olan kim? Bir üst otorite değil. Ben hep söylüyorum arı ve duru bilgiyi vermek bir anlamda bu alanı regüle etmekle görevli olan Diyanet. Yoksa Diyanet'e bütün sistemin kontrolünü veremezsiniz. Bu mümkün değil. Din böyle yaşanmadı. Diyanet'in biraz sessiz kalmasının arkasında da böyle bir şey var. Çünkü Diyanet biz hatırlıyoruz. Bunu da hatırlıyoruz. 40 yıldır bu ülkedeyiz. Diyanet'in imamının arkasından namaz kılmayın diyen cemaatler vardı bu memlekette. Hala da var. Şimdi böyle olduğu için de onları koparmamak, uzaklaştırmamak için de cemaatlere mümkün olduğu kadar bulaşmama. İşte o nedenle bağımsızlaşma meselesi. Fakat bu sefer de bir takım işte uzay mekiğini biz düşürdük diyen cemaatler bir takım çıkıyor. Tarikatları ve cemaatlerin Diyanet İşleri yani. Başkanlığının görevden alınıp başka bir başkanın getirilmesi aşamalarında devrede olduğu yolundaki endişeler, iddialar, bir kısmı doğru olan gerçekleri de göz önüne almamız lazım. Peki. Yani bir şey başlanacaksa bu milat olmalı. Diyanet içinde toplumun dini bilgileri doğru alması için de bir noktaya eğer vaktimiz varsa kısacık lütfen ilgili, sonra araya gir çünkü biraz ittifakla konuşmak istiyorum. Şimdi o konuya değinmedik ama o konuda çok önemli. Şimdi burada bir başka çarpık değerlendirme de yapılıyor bir blok. Sayın Cumhurbaşkanı bu cümleleri sarf ettikten sonra sanki devlet bir dini söylem dayatıyor. Bu dini bunun söylemi yani mümkün olmadığını söyledi. Evet bu dini söylemi yani devletin dini söylem dayatması mümkün değildir gibi algılamak ve bunu sunmak da çok büyük bir sorumsuzluk. Çünkü sonuç olarak bunların bir kısmı ciddi şekilde hukuki meselelere konu oluyor. Yani mesela Nurettin Yıldız işte Sosyal Doku Vakfı Başkanı son tartışmalar özellikle onun üzerine yoğunlaştı. Hakkında soruşturma açılan bir adama dönüştü. Yani bu konuda devletin
görevi olduğunu, topluma karşı görevi olduğunu da unutmamak ve yani bu tartışmayı biraz o taraftan da değerlendirmek lazım. Devlet bir kenara çekilerek işi Diyanet İşleri Başkanlığı'na yıkarsa, ki öyle bir pozisyon yok, onun da başka sakıncalar olur yani. Peki bir araya gideyim. Aranın ardından biraz ittifakla konuşmak istiyorum. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne yapacağı merak ediliyordu. Serpil Çevikcan bugün Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüştü. Çarpıcı açıklamalar var. Biraz sonra kendisine soracağız. Araya gidelim. Aranın ardından siyasetin önemli başlığı, ittifak tartışmalarını konuşalım. Siyasi işlere devam ediyoruz. Tabii Ankara'nın konuştuğu önemli başlıklardan biri de ittifak mevzusu, ittifak meselesi. Siyasi partiler arasında ittifaka izin veren yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda bayağı olaylı bir süreç sonunda yasalaştı. Şimdi tabii evet, bir Cumhur İttifakı var. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geldi. Büyük Birlik Partisi listeden girecek bir şekilde bir oluşum var. Karşı tarafta nasıl bir oluşum olacak? Bu noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii yaklaşımı merak ediliyor. Serpil Çevikcan, sizinle başlayalım. Şimdi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, evet, nasıl yaklaşıyor ittifak konusuna, ittifak tartışmalarına, ittifak oluşumuna? Her şeyden önce şunu söyleyeyim. Tabii ittifak yasasının tasarısının yasalaşması böyle sabaha kadar süren bir metotla bu sık yapılan bir şeye dönüştü. İşte biraz sinirlerin de gerginleştiği o oturum sırasında sabaha karşı CHP milletvekili Musa Çam'ın MHP lideri Devlet Bahçeli'ye dönük kullandığı ifade üzerinden yaşanan bu artık yumruklaşma, kavgalaşmaya dönüşen manzaradan Sayın Kılıçdaroğlu son derece rahatsız olmuş ve çok yani üzüldüğünü söyledi buna. Yani Musa Çam'ı da kınadı mı bu anlamda? Şöyle söyledi, çok açıktan yani bunu asla doğru bulmuyorum bu ifadeyi. Sayın Bahçeli son derece saygıdeğer bir isimdir. Farklı noktalarda olabiliriz, farklı siyasi hareketlerde olabiliriz ama saygın bir isimdir ve bir lidere karşı bu ifadenin kullanılması doğru bulmam dedi açıkça. Bu konuda çok açık bir beyanda bulundu. Versin disiplini o zaman. Bu açıdan o çok önemli. Zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi de 3 oturum ceza verdi ki gerçekten yani insanların özel yaşamları ve yani bazı konular polemik konusu yapılmamalı, bazı kelimeler polemiklerin içinde asla kullanılmamalı. Yani dün yaşanan örnek bunlardan biriydi. CHP'lilerin Sayın Kılıçdaroğlu'nun da maruz kaldığı MHP tarafından, MHP kanalından ve Sayın Bahçeli kanalından çok ciddi, sert ifadelerle eleştirildiği konular da oldu. Aynı şey onun için, aynı düşünceleri yani onun için de ifade kullanılmamalı cümlesinin altına ben de imza attım. Evet, karşılıklı olarak bunlar hiçbir siyasi tarafından kullanılmamalı. Sonuç olarak parlamento çatısı altında milletvekillerinin birbirini köşe bucak kovalayıp dövmeye çalıştığı bir manzara oluştu. Bu manzarayı da bu toplum hak etmiyor. Bravo, bu herkes kesinlikle için geçerli. Her siyasi parti için, her siyasi sorumluluk sahibi siyasi için. İttifak meselesine gelince, ittifak meselesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nu ittifak ilk defa bu kadar kapıyı aralamış bir şeyde buldum, yaklaşımda buldum. Onu söyleyeyim verdiği yanıtlardan. Şimdi doğrudan sorulduğu iki meslektaşım daha vardı. Hani onların tabii habercilik yaklaşımlarına yani sonuç olarak yarın gazetelerde haber olacağı için çok doğrudan cümleleri kullanmıyorum haksızlık olmasın diye, ama şunu çok açık söyleyebilirim. Bu yasanın Sayın Kılıçdaroğlu ne zaman belirleyeceksiniz Cumhurbaşkanı adayınızı ya da diğer partilerle genel seçim ya da milletvekili seçiminde bir ittifak yapacak mısınız diye sorulduğunda hep bu yasa bir geçsin diyordu. Hı hı. Bir belirlensin, biz bir tüzük kurultayımızı bir yapalım diyordu. Şimdi ben de o soruyu yönelttim. Hani yasa geçti, tüzük kurultayı yapıldı, ne yapacaksınız diye. Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinde hani biz kendi adayımızı çıkaracağız noktasından
diğer seçenek de olabilir noktasına gelmiş görünüyor. Verdiği mesaj bu. Neden? Bir. Neden? Beni böyle bir... ne oldu bir haftada 10 günde? Bence bir CHP içinde bir beyin jimnastiği yapılıyor. Ne yapabiliriz? Bu tartışılıyor. Seçenekler, isimler, birinci tur politikası ne olmalı, ikinci turda ne olmalı, nasıl bir isim bulmalıyız şeklinde yapılan tartışmaların sonucunda bence bir noktaya gelmiş görünüyor Kılıçdaroğlu. Bu yani Cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağızdan ya ortak bir aday da olabilir mi? Bir ortak mi? Adaya dönüşebilir gibi bir mesaj veriyor. Kendisi bir. O ortak aday olabilir. İkincisi mi? O konuda bir net ifade kullanmadı. İkincisi ittifaklar konusu, yani tüzükte yapılan değişiklik ittifaklar için bir imkan veriyor, genişletiyor. Aynı zamanda bir başka partinin tıpkı BBP örneğinde yaşayacağımız gibi eğer olursa CHP'nin listelerinden başka partilerin temsilcilerinin aday gösterilmesi ne de imkan veriyor tüzükte, yani geniş bir imkan veriyor. Bununla da karar verecek olan parti meclisi görünüyor. Bu bize ne anlatıyor? Bir başka parti ya da partiler ile sizin liste ittifakı ya da sütun, yani yan yana sütunlarda bulunmak gibi AK Parti, MHP gibi sütun ittifakı yapmanız mümkün mü sorusuna da açık kapı bıraktı. Bunu zaman gösterecek dedi ve bunun olabileceğini söyledi. Yani böyle bir mesaj verdi. O açıdan ben ilk defa, hani biz kendi adayımızı çıkarırız, herkes kendi partisini, her parti kendi adayını çıkarsın noktasından bir yumuşama gördüm. İttifak konusunda da yakın zamanda bir takım temasları olacağını anladım anlattıklarından. Çünkü satır aralarında başka siyasi parti, yani bir görüşme trafiği yaşanacak mı diye zaten sürüyor dedi. Demek ki diğer partilerle bir alt düzeyde de olsa bir görüşme trafiği yaşanıyor. Siz yapacak mısınız diye sorduğumuzda da cevap olarak böyle bu tip temaslar yapabilirim. Peki yani zemin mi yoklanıyor? Bence diğer partilerle yoklanıyor. Yoksa zemin yoklama geçildi yavaş yavaş böyle. Zemin yoklanıyor. Zemin yoklanıyor. Ben özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda çok odaklanıldığını düşünüyorum. Bir de tabii bu ittifak yasası, bu tartışmanın neden olan yasayla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne gitmeye kararlı görünüyor. Özellikle bu temsilde adalet meselesi boyutunda bir Anayasa Mahkemesi müracatları olacak, öyle anlaşılıyor. Bu çerçevede ancak özetleyebilirim. Hani direkt cümlelerine çok fazla giremiyorum. Çünkü sonuç olarak iki tane arkadaşımla birlikte görüştüm. Onların hukukunu da korumam gerekiyor. Peki Mustafa, ne dersin? Cumhur İttifakı karşısında şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bir anlamda yeşil ışık yaktı demeyelim ama kapıyı tamamen kapamıyor. Artık kapı biraz aralık, öyle gözüküyor yani ittifak konusunda. Tabii siyaset kapıları kapatmaz. Bütün ihtimaller açıktır. Yani ne kadar ihtimal açıksa, ne kadar kapı açıksa o kadar eli rahatlar. Peki denklemler nasıl kuruluyor? Denklemler, bir defa şunu görmemiz lazım. Hani burada hani o mu olur, hani başkası mı olur ya da hangi partili ortak aday vesaire. Ya bu adam yeni doğmayacak, yani Cumhurbaşkanı adayı adam ya da kadın doğmayacak. Yani bu doğmuş, var. Teşekkür ederim kadın vurgusu için. Elbette yani. Yani adam. Ya aslında bakarsanız hani orada da belki bir parantez açalım ama. Cinsiyetçi yaklaşımını bizde lütfen. Ben Türk toplumunda adamın cinsiyetçi bir yaklaşımla kullanıldığı kanaatinde değilim. Yani delikanlı adam yaklaşımla gibi ben kullanmam. Adam gibi kadından duydun mu? Yok yani diğer davranışlarda bizde biliyorsunuz kadın erkek diğer dillerdeki gibi adam, şey değildir. Adamlık farklıdır. Dişil eril kelimeler yoktur. Neyse. O yüzden ortak. Ana doğru. Neyse, oraya bir parantez açmış olalım. Konu hassas. Netice, o yüzden. bu kişi bir isim üzerinde düşünülüyordur. Bir kavram üzerinde düşünülmüyor. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun da kafasında bir isim var. Ha, söylemiyor. Başkalarının önünü kapatmayalım. Hani bunu söyledikten sonra ne konuşacağız biraz ki? Biraz merak edilsin dedi zaten geçen hafta. Denilmesin bize filan. Ama baktığınızda Cumhurbaşkanı adayınız bu ülkeyi yönetecek, hükümeti kuracak, bakanları belirleyecek, politikaları yürütecek, parlamentoya hesap verecek. Şimdi ya gayet de güzel yürüyordu, biz niye şimdi geri dönüyoruz de diyebilecek. Bu ya da bunu diyene kadar bu ülkeyi yönetecek de birisi olacak. Yani siz buraya bir sembolik cumhurbaşkanı koyamazsınız artık. Bu bitti. Dolayısıyla ama CHP'nin hedefi bu, ve taahhütü bu değil. Şimdi taahhüdünüz bu. O taahhüt de ayrı bir bahis. Onu tartışacağımız zaman geleceği için oraya çok girmiyorum. Anlamsız yani onu tartışmak da. Çünkü sonra ne olacak peki?
öyle bir çoğunluk sağlayacaksınız ki anayasayı değiştirip eski düzene tekrar geri döneceksiniz. Bu anayasayı bir de millete kabul ettireceksiniz yahut. Dolayısıyla bir 5 yıl bu ülkeyi yönetecek adam seçilecek. Kişi seçilecek. Teşekkür ederim. Dolayısıyla bu kişi öyle hani ondan olmadı, sen de uzlaşamadık. Bu ülke bir Ahmet Necdet Sezer seçti. Neden? Başkalarında uzlaşılamadığı için. Ya herkesin üstünde uzlaştığı bir isim buldu, ne yapalım filan dediler. Ülke ama o zaman başka bir durumdu. Şimdi sonuçta 3 kişi seçti yani baktığınızda 4 parti anlaştı. Neyse şimdi dolayısıyla bir güçlü siyasi yönetebilecek karakter ortaya koymanız lazım. Aksini topluma sunamazsınız bile, bırakın savunmayı. O yüzden bence Cumhuriyet Halk Partisi bir ittifak yapacak. Bu yüzden zaten tüzüğünü değiştirdi. Bu tüzük değişikliğiyle burada orada evet bir sol direniş var. Ama buna rağmen burada sağ partilerin olması için de çaba gösterecek. Kimler olacak olmayacak mı bilmiyorum. Çok fazla tabela partisi var. Onlardan olacak. Soldan da olması için gayret gösterileceğini ben biliyorum. Bir trafiğin yürüdüğü gerçeği de ortada. Fakat son tahlilde bu yönetme gücünü kim kullanacak? Adayımız kim olacak denildiğinde Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin kendi genel başkanı varken bir başka ismi aday göstermesini izah edebileceğini zannetmiyorum. Seçmenim. Bu yüzden de Kemal Kılıçdaroğlu'nun istese de istemese de ki bana göre istiyor o ittifakın adayı olacağı. Peki. Düşüncesindeyim. Peki. Okan, sürenin de sonuna geliyorum yavaş yavaş. Bir 8-9 dakikam kaldı. Bu konuda ben de burada 2 dakika bir şey söyleyebilirim. Sadece şunu söyleyeyim. Çok kısa. Kemal Kılıçdaroğlu siyasette son kozunu oynuyor. Dolayısıyla bu kendisi açısından da bir meydan okuma olacak. İkincisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapacağı ittifakta kazanmak üzerine değil, kazandırmamak üzerine bir strateji hali hazırda daha belirgin şekilde ön plana çıkıyor. Kime kazandırmamak? Erdoğan'a kazandırmamak. Sayın Kılıçdaroğlu küresel ortamı izliyor. Bu küresel dinamiklere doğrudan bağlantısı olan çevrelerle çok güçlü ilişkileri var. Bunu biliyoruz artık. Dolayısıyla müstakil karar vereceğine ilişkin bir kanaatim yok. Kendisine hani saygısızlık yapmak istemem. Başka bir oluşan iradeyle birlikte bu kararı verecektir. Burada Saadet Partisi'nin milli görüş tabanındaki karşılığı, dolayısıyla Saadet Partisi'nde olmakla birlikte oyumuz ziyan olmasın diye AK Parti'ye gittiği iddia edilen varsayılan oyları kurabileceği ittifaka çekme hesabı, yani konjonktürel hesap, stratejik hesabın biraz daha önünde gözüküyor. Ama bunları konuşmak için çok erken. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugünkü grup toplantısı dahil olmak üzere söylemine baktığınızda, daha önce de burada söylemiştim, son cümle olarak söyleyeyim, öyle sağa açılayım, onu toplayayım yok. Toplumun bir %50'lik bloku olduğunu düşünüyor. Doğrudan bu bloku oynayarak ve bu bloku daha da kemikleştirmeye dönük olarak bir dil, üslup, yöntem kullanarak sonuna kadar halk popülizmini de bunun içine ekleyerek devam edecek. Ben CHP'den ve Sayın Kılıçdaroğlu'ndan bu blok görmenin kendisi sorumlu değil mi? Çünkü bu blok sağdan ve soldan, ortadan, liberalden, şundan bundan oluşuyor. Tabii ama ya bunu bu tarafı blok görmenin kendisi problemli bir bakış. Tabii o onu bloklaştırmaya çalışacak. İşte buraya doğru oynayacak diyorum. Bunları daha sonra konuşuruz. Şunu sormak istiyorum. Şimdi Cumhur İttifakı'na gelirsek Sayın Cumhurbaşkanı'nın bozkurt işareti yapması mesela çok konuşuldu, çok tartışıldı. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bundan önceki dönemlerde mesela AK Parti'ye oy veren Kürt kökenli vatandaşlar, Kürt kökenli seçmen bir hassasiyet gösterilirdi. Çok işte seçilen kelimeler, cümleler dikkat edilirdi. Şimdi o hassasiyet geride mi kaldı? Yani orada şimdi bir bozkurt işareti yapmak, milliyetçi bir söylem... Artık o eski hassasiyetler güdülmüyor mu Kürt kökenli seçmene dünle yönelik AK Parti? Dünle değil de çok önemli bir soru bu. Bunun üzerinde çokça konuşmak da gerekecek. Yani bu bugünlük bir konu değil. Aylara sari bir konu yani. Şunu söyleyeyim. Dünle değerlendirilmiyor. Ama tabii hafızayı birden sıfırlayamıyoruz. Düğmeye basınca bunu unut demekle unutulmuyor. Ama AK Parti'nin somut saha çalışmasında Doğu Güneydoğu'daki Kürt kökenli vatandaşların beklenti hassasiyetleri ve ittifakın bu coğrafyada üretebileceği etki ya da tepkiyle
batıdaki illerde yerleşik Kürt kökenli nüfusun siyasal tercihlerini etkileme biçimi arasında stratejik bir ayrım olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın Mardin'de ve Diyarbakır'da bu hafta sonu gerçekleştireceği ziyaretleri, hatta Erzurum, Mardin ve Diyarbakır'ı birlikte okumak zorundayız. Erzurum'u biraz milliyetçi çizgisi üzerinden, ama Mardin ve Diyarbakır'ı ise bölgedeki nüfusa hitap etme biçiminde ve bu ittifakı anlama, anlamlandırma ve tanımlama stratejisinin de ipuçlarını bulma bakımından çok önemsiyorum. Çok dikkatle takip edilmesini tavsiye ediyorum. Bizim için bir yol haritası olacak. Ama öte yandan yani unutmayalım, İstanbul 3. bölge deyince Kürt kökenli vatandaşların beklenti, ihtiyaç, etki ya da tepkisi sandıkta milletvekili sayısına doğrudan etki edebildi. Bunu biz hem Haziran 2015 seçimlerinde hem de Kasım 2015 seçimlerinde somut olarak gördük. Bu nedenle hassasiyet noktalarının varlığı bundan sonra ittifakın ve devletin nasıl okunacağına ilişkin kurulacak değil, mimari ve siyasette çok yakından ilgili. Şimdi hani bu var mı yapılan bir araştırma? Var. Tabii. Açıklanmış bir paylaşır. Ben sadece şunu söyleyeyim. Hani bir Rabia diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Şimdi bu aslında Türkiye'nin mutlak ortak paydası oldu. Yani artık sadece AK Parti'nin bir siyasal görüntüsü değil bu. Bu artık Türkiye'nin ortak paydası. Şimdi nasıl başlıyor Cumhurbaşkanı? Tek millet diyor. Tamam. Sonra hani bunu belki şöyle hemen değiştirip tek bayrak yapmak mümkün. Sonra tabii ki tek vatan ve tek devlet. Tabii bu hani simgesel gözüküyor ama bu vurgu Türkiye'nin Cumhur İttifakı'yla kendisini tanımlama biçiminin mutlak ortak paydası. Ama bunun içini siyaseten, sosyolojik olarak, hafızanın derinliklerinde senin hassasiyet ifade ettiğin, benim de aynen altını çizdiğim boyutlarıyla doldurma aşamasını bundan sonra birlikte yaşayarak tecrübe edeceğiz. Şimdi orada önemli de Okan'ın değerlendirmeleri, ancak üzerine bir iki şey söyleyip katkı olarak olayı de okurken, yani bir defa bu bozkurt işaretini yapan ilk cumhurbaşkanı tabii Sayın Erdoğan, fakat bozkurt işaretini yapan ve bozkurt işareti yapmaza haber olan ilk siyasi liderimiz değil. Yani Sayın Türkeş'ten sonra değil. Çünkü hani bunu Sayın Yıldırım da yaptı, Binali Yıldırım da yaptı, Sayın Başbakan, Sayın Kılıçdaroğlu da yaptı. Sayın Kılıçdaroğlu, en çok hangisini beğendin? Mansur Yavaş CHP'nin adayı. Mansur Yavaş CHP'nin Ankara olarak adayı iken en çok senin yaptığını beğendim. Çok güzeldi. İlk kez yapmış değil. Tankın bu Afin Harekatı başladığı günlerde tankın üzerine çıkmış bir eliyle Rabia, bir eliyle de bozkurt işareti yapmış bir asker vardı görüntüsü. Yanlış hatırlamıyorsam harekatın ilk günlerinde. Bu aslında işin özeti. Yani bir eliyle Rabia, bir eliyle bozkurt işareti yapmış bir asker şu anda Cumhur İttifakı'nı oluşturan bu bloğun, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli'nin, işte olsa BBP'nin toplumsal ortak dinamiklerin, hatta ve toplumsal dinamiklerin konjonktürü ortak sembolü. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı bozkurt işareti yapmış olması hani bir ilk işaret değil. Bu aslında Cumhur İttifakı'nın AK Parti ile MHP arasında gitgide perçinleşen, belki de başka gelişmelere yol açabilecek bu yakınlaşmasının sembolik bir dışa vurumu. Sayın Cumhurbaşkanı bunu Mersin'de bilinçli olarak mı kullanmıştır? Mersin gibi işte bir taraftan Kürt kökenli vatandaşların göçle gittiği ve bir önemli bir ağırlığının olduğu bir kent, ama aynı zamanda biraz da o nedenle milliyetçi. Ama MHP tabii milliyetçi, orada belediyeyi aynı zamanda milliyetçi oyların çok yoğun olduğu ve bir siyasete dönüştüğü bir kentte seçmiş olması çok önemli. Ama bence asıl sembol üzerinden bunu konuşmak lazım. Bu işaret bozkurt işi son dönemde en çok konuşuluyor. Bu işaret Kürt kökenli seçmenlerin özellikle AK Parti'ye bakışında zaten hani bir bıçak sırtı durum var. Afrin Harekatı nedeniyle acaba bu etkiler mi? Sorusu önemli bir soru. Benim her zaman söylediğim ve arkadaşların da bana dönük esprilerinin bir kaynağı olan, hani bu bir cevabı hak eden bir soru olarak yöneltebilir. Son bir dakikada o sorunun yanıtını alayım. O zaman onu Mustafa'ya soralım. Mustafa o cevabı versin. En zor kısmı Mustafa'ya kaldı. Ama söyleyeyim, yani bu yapılan araştırmalar ne gösteriyor? İttifaka desteği AK Parti'de %95,
Milliyetçi Hareket Partisi'nde %86 gösteriyor. AK Parti'nin yaptırdığı anketlerde. Yani AK Parti'ye oy veren seçmende %95 karşılığı var. %5 memnun değil bu. Evet. İttifakta. %86 MHP'de memnun. İşte memnun ya da memnun değil de %14. Ben bu ittifakı destekliyorum. Destekliyorum. Diğeri ise hani kaygıları olabileceğini beyan ediyor. Ama Bozkurt işaretinin AK Parti'ye oy veren Kürt seçmen üzerinde nasıl bir etki yapacağını hani bu araştırılmaya değer bir konu. Yani tabii mutlaka bununla ilgili sorular yöneltilecek. Hem araştırma hem cevabı hak ediyor, evet, diyorsun. Şimdi tabii onu önümüzdeki hafta alacağız artık. Sürenin evet, sonuna geldik. Önümüzdeki beni de kurtarmış olursun. Onun cevabını alacağız ama hakikaten şimdi işin esprisi bir yana evet partilerin birbirlerinin sembollerini kullanmaları aslında giderek normalleşiyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi bundan önceki bir dönem Cumhuriyet Halk Partisi'nin müttefikiydi ya da işte ittifak kurmuşlardı Cumhuriyet Başkanlığı seçiminde. Şimdi o zaman karşısında olduğu partiyle bu sefer başka bir ittifak kuruyor. Yani partilerin ülkenin kendilerine göre belki bir ortak paydada, bir menfaatte, ülkenin menfaatinde bir araya geldiklerinde gelebilmelerini de sağlayan bir şey bu. Peki. O bakımdan ben çok olumsuz bakmıyorum. Ha, kasten mi yapmıştır? Rabia yaparken parmakları o an o şekli mi almıştır? Jest yapmış. İşin orasını bilmiyorum. Jest mi yapmıştır? Bu ayrı bir bahistir ama sorarız inşallah. Peki, birbirlerine yakınlaşmalarına ve peki normalleşmeye ihtiyacı var bu ülkenin. Süremin sonuna buna geldim. Faydası olsun diye. Mustafa Kartal'a teşekkür ediyorum. Serpil Çevikçen çok teşekkürler. Okan Beylisoğlu çok teşekkür ederim. Bu akşamlık da siyasi işlerin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.